Hoş geldiniz Esra Eroğlu programına. Konuğum Gülcan Ezer, yuvam yıkılıyor. Hayallerle çıkmış olduğum bu yolda maalesef ki şu anda evliliğimde ayrılık var. Bizi ayıran da yuvamızın aslında kurulmasına vesile olan aile üyeleri dedi. Gülcan Ezer hikayesiyle, bir kadın hikayesi olarak karşınızda. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnsanın her insanın kendi hayatıyla ilgili hayalleri ve planları vardır. Ama bazı acı gerçekler bize hayatın bambaşka yüzüyle tanıştırır. Kiminin dayanıklılığı artar, kimi zaten yapı olarak daha güçsüzdür, yok olur gider. Gülcan'ın hayat planı neydi? Benim hayat planım sıcak bir yuvaydı. Sadakat, huzur, samimiyet. Beni eşimde ilk çeken şey zaten samimiyetti. Şu an samimiyeti nerede ben göremiyorum. Kaç yaşında Gülcan? 22 yaşındayım. Eğitim hayatı var mı? Okula devam ediyor mu ya da çalışıyor mu? Daha önceki hayatımda yoğun bir çalışma hayatım oldu. Çocukluğumdan eksik kaldım, babamdan eksik kaldım. Kanadım kırıktı aslında. Hep ben sardım, hep ben iyileştirdim. Kimseye inanmadım, kimseye güvenmedim. Onurumu, gururumu, saygımı kimsenin ezmesine, kimsenin incitmesine izin vermedim hayatta. Ta ki evlenene kadar. Bugüne kadar hep kendini korumuş bir Gülcan var. Evet. Gökhan Ezer'e de güvenmiş olacak ki onunla yola çıktı. Evet. İlk bu güveni eşiniz size nasıl sağladı samimiyetin dışında? Davranışlarıyla ve hareketleriyle, oturmasıyla, kalkmasıyla, cümleleriyle sağladı bunu bana. Siz inandınız. Ben inandım. O da size inandı. O da bana inandı. Çünkü bu tek taraflı bir süreç değil. Evet. Ve beraber daim olsun ilerletebilmek, hayat arkadaşı istedim kendime. Eksiklerimi o sarsın, yeri geldiğinde ben onun eksiklerini sarmalayayım. Her ne olursa olsun birlikte bu yuvada ikimiz saygı içerisinde ilerleyelim istedim. Ne oldu peki? Ben yokmuşum gibi davranıldı. Eksiktim, yine eksik bırakıldım. Kırıktım, daha da çok kırıldım. Hani insan evliliğinin, eş seçiminin ne kadar doğru olduğunu aslında daha evlenirken anlar. İşte aileler sonsuz destekse, yanındaysa, bu süre içerisinde sizi hep olumlu anlamda motive ediyor, diğer tarafta hayatın gerçekleriyle tanıştırıyorsa, dersin ki ben sadece biriyle mutlu olmak için çıkmıyorsun ki yola. Gerekirse mutsuz olduğunda da yan yana olmayı diliyorsun. Evet. Siz Gökhan'la evlenmeye karar verdiğinizde size destek olanlar, yanınızda olanlar var mıydı? Yoksa herkes sizin aşkınızın karşısında mı oldu? Aile tarafı karşıda oldu. Oğlunun kesinlikle evlenmesine karşı bir aile yapısı vardı. Çünkü bağımlılık vardı. Anne ile arasındaki ilişki bir anne-oğul ilişkisinden sağlıklı düzeyde değildi hani. Bu konuda nasıl diyeyim ben size? Sağlıklı bir anne-oğul ilişkileri yoktu. Nasıl bir anne-oğul ilişkisi var? Yani saygı duymak... Kopuk mu? Yani birbiriyle... İletişimleri zayıf mı yoksa tam tersi aşırı birbirine düşkünlük mü var? Düşkünlüğü çoktu ve onu hareket ettirmesi, yönlendirmesi sürekli aileye bağlıydı. Bu da sağlıksız etkiliyordu kişiyi, kendisini. Ve bunu benim evliliğime yansıttığında da ben bu durumdan çok rahatsız olduğumu kendisine belirttim. Belirttiğim takdirde kendisi de işte ben aileme bağlıyım, ailemin söz ve davranışları... Onların düşünceleri her zaman benim ön planımda gibisinden düşündü. Sizin düğününüz ya da nikahınız nerede oldu? Benim düğünüm olmadı. Nikahın nerede oldu? Nikahım onun köyünde oldu. Ailen o nikahta sizin yanınızda mıydı? Senin ailen? Hayır. Annem baban niye senin yanında değildi? Ben babamı görmedim. Babasız büyüdüm. 15 yıla yakın aşkın süredir ben babasız büyüyen bir bireyim. Bunun yanı sıra annem var benim.
o da kendi hayat mücadelesinde benim yanımda olamadı. Yani zamanı olmadığı için mi gelmedi, yoksa senin bu evliliği yapmana karşı çıktığı için mi? Benim bu evliliği yapmama kendisi kesinlikle karşı değil. Çünkü her zaman bana güvenen bir annem oldu hayatta. Her ne olursa olsun yaşanan bütün mücadelelerde dik durmamı, sürekli her şeyi kendim savunmamı, ifade etmemi her zaman takdire şayan eden bir annem vardı. Her konuda beni destekleyen. Ama karşı taraf bu durumda annemi istemiyordu, benim eşim tarafı. Niye istemiyor senin aileni? Çünkü beni ilk başlarda kendileri kullandılar. Ne amaçla kullandılar? Sürekli beni kendileri yönettiler. Onların istediği gibi bir gelin olmamı istediler. Onların benden istediği de onların sözünden çıkmayacağım, çalışacağım, kazanacağım, onlara vereceğim. Onlar ne derse bu evlilik o şekilde hüküm süreceğine dair karar verdiler. Evlendikten sonra eşiniz Gökhan Ezer'in söz hakkı, cevap hakkı vardır. İsmi geçen herkesin de söz hakkı, cevap hakkı vardır. Evlendikten sonra eşinle beraber nerede yaşadınız? Siirt'te yaşadım. Askeri lojmanda yaşadık. Eşim askeri personel bu arada. Nasıldı yani yuvanız, aileniz? Güzeldi. İkimiz anlaşıyorduk aslında. Birçok konuda oturup konuşan, uzlaşabilen iki hayat arkadaşıydık. Dediğim gibi arada bir güvensizlik varmış. Bu güvensizliğin nedenini çok merak ediyorum. 7 Mayıs 2022 tarihinde nikah masasına oturmuşsunuz. Aslında baktığında yani Haziran, Temmuz, Ağustos, evet. Eylül, Ekim, Kasım çok kısa bir sürede tekrar ayrılık kararı alıyorsunuz. Bu ayrılık kararı kimden ve nasıl geldi? Hangi olaylar üzerine ayrılık kararı aldınız? Ayrılık kararı benim adımımla oldu. Çünkü bu şekilde sağlıksız bir ilişkide bulunmak istemedim. Gülcan'cığım, Siirt'te eşin askeri personel, onunla orada bir hayat kurdun. Yani evet. Her ikiniz de kendi ailelerinizden uzaktasınız. Evet. Siirt'te yaşıyorsunuz, evet. Bir lojmanda yaşıyorsunuz. Evet. Kaçıncı ayında ayrılık kararı aldın? Yaklaşık 4. ayında falan bir ayrılık kararımız oldu bizim hemen hemen. Yani Eylül, Ekim gibi. Hı-hı. Sen ben ayrılmak istiyorum dedin. Evet. Gerekçen neydi? Buradaki gerekçem kaynanam Şükran Ezer'in benim yaşamış olduğum yaşam alanıma gelip benimle ilgili kararlarımda ve eşimle ilgili kararlarımızda müdahale etmesi, bizi kendi isteğine göre yönlendirmeye çalışmasıydı. Kayınvaliden size geldi, oğlunu da ziyarete, seni de ziyarete geldi. Kaç gün kaldı? Çok özür dilerim ve tabii. Ortada bir güvensizlik var. Ben bu güvensizliğin sebebini çok merak ediyorum. Kime güvenmiyorlar? Bana güvenmediklerini söylüyorlar. Niye güvenilmezsin sen? Benim babam yokmuş. Bunu başında da biliyordu benim babamın olmadığını. Hani bu şekilde sağlıksız durumları biz zaten başında konuştuk. Babamın olmadığını, hayatımın yokluktan ibadet olduğunu, zorluklar gördüğümü, birçok şeyin üstesinden kendi başıma kırık bir şekilde geldiğimi. Onlar beni sessiz, sakin bulmuşlar. O şekilde beni tercih etmişler. Hiçbir maddi manevi hiçbir şey istemedim. Tek istediğim sıcak bir yuva, sağlıklı bir evlilik istedim. O sessiz, sakin Gülcan evlendiği zaman hani hakkını savunan ve koruyan bir kadına dönüştüğünde bunlar rahatsız mı oldular? Bunu bunlar rahatsız istiyorsun? Oldular ve beni istemediler. İstemediler. Kayınvaliden ilk sizin yanınıza geliyor. Evet. Oğlunu, gelini ziyarete geliyor. Kaç gün yanınızda ziyaretçi olarak kaldı? 15 gün yanımızda kaldı ve bizi kendi isteğine göre yönetmeye çalıştı. Ne biz, yapmaya çalışıyordu? Biz izne ayrılacaktık, örnek veriyorum. İzne çıkacağız. Yıllık izinleri var. O izinle kendi istediği yere gitmek, kendi istediğine göre hareket etmemiz, benim ailemle tamamen bağlarımı kesmem, annemle görüşmemem, hiçbir şekilde bunlara karşı bir duvar örmüştü kendisi. Bu birinci olay, yani bir çekirdek haline müdahale edilmesi seni rahatsız etti. Evet. Sen bunun üzerine bunu eşinle mi konuştun, ayrılık kararı mı aldın? Ben bunu eşimle konuştum ve eşim bu süreçte sürekli ailesinin yanında, ailesinin perdesinde ve arkasında olduğu için bu safhada ben dışarıda kaldım. Ne konuda? Kendimi eksik bırakılmış, yalnız bırakılmış ve yıpranmış hissettim. Sürekli mücadele eden, bir şeyleri ortaya koyup ikimizin halledebileceğini dile getiren hep bendim. Eşinin tavrı ne oluyordu? Şimdi bunlar senin kafanda, hani onun gözlemlerini aktarıyorsun. Sen yani bu benim çekirdek aileme müdahale olursa, annen bile olmuş olsa ben buna müdahale ettirmem dediğinde eşin, eşin Gökhan, ya çok haklısın, ben hiç bu açıdan bakmamıştım Gülcan, sana hak veriyorum. Biz sınırlarımızı çizelim mi dedi. Yoksa dedi ki kardeşim benim annemi kabul etmeyen insanla ben bir dakika evli kalamam mı dedi.
Eşimin tamamen ailesi tarafında olduğu, tamamen onları tercih ettiği. Dediğiniz gibi işte ben ailemi kabul etmeyen kişiyle bir arada olamam. Ben bunun üzerine bir boşanma davası mı açtın? Bunun üzerine bir boşanma davası açtım. Üzerine barıştınız mı peki? Mesela boşanma davası açtın, ayrılığa gidiyorsunuz. Evet, bir tartışmalarımız oldu. Sen dilekçelerini verdin, senin için bitti bu iş. Evet. Sonra? Daha sonrasında ayrılık kararı aldım ve kaynanam geldi yaşadığım yere. Hı hı. Şikayette bulundum. Siz kocanla ayrısınız. Evet. Kaynanam geldikten sonra benden özür diledi. Ayakkabılarımı sildi, bana bir ilgisi var. O kadar bir ilgisi var ki. Belki evlendiğimde o ilgiyi görmedim ondan. Ayrılık aşamasında onu gördüm ki şikayet var ortada. Ben yine kendi samimiyetimi, kendi iyi niyetimi kullanaraktan... Sen şikayetçi mi olmuştun? Şikayetçi olmuştum. Kimden şikayetçi oldun? Eşim Gökhan Ezer'den. Ne diye? Ne diye? Sokak ortasında bana karşı davranışları, hareketleri ve bana karşı oluşan tavırlarından dolayı hastaneye gittik. Tartışma esnasında bir darp raporu oluştu kendisine karşı. Sana vurdu mu? Bana karşı hırpalamaları oldu, tutmaları oldu. Hmm. Hani kolundan o şekilde, tutup şöyle yapınca. Aynen, o kızarıklıklar esnasında zaten hastaneye gittiğimizde kendisi müdahale ettiler. Oradaki görevliler sağ olsunlar. Ve gereken esnada işte darp raporu. Herkes şahit oldu mu sizin o sokak ortasında kaldığınızda? Evet, ben bir esnaftan yardım istedim o aşamada. En çok güvenebileceğim yer bir esnafa sığınmak ya da ne bileyim işte bir gereken kuruluşları aramak. Ben bayağı onu... normal yolda yürürken karı koca tartışmaya başlıyorsunuz. Ve yanımızda kaynağım da var. Ben en çok ona çok üzüldüm. Hani bir başkasının yanında ve bir sokak ortasında konuşulacak şeyler değil bunlar kesinlikle. Hani... Bir şekilde bir şeylere konuşacaksan evinde ya da ne bileyim işte bir kenarda güzellikle anlatırsın. Karşındaki yani ben anlayışsız bir insan değilim. Yani eşin duygularını kontrol edemedi ve seni kollarından tuttu. Sen hastaneye gittin. Evet. Çevredeki insanlardan yardım aldın. Bir darp raporu aldın. Evet, benim üzerime geldiler. Gerek psikolojik anlamda işte baskıları, gerek işte o esnadaki huzursuzluklar beni çok rahatsız etti. Ve bunun üzerine ben dediğim gibi boşanma kararına başvurdum. Ailenin yanına döndün. Evet. Kayınvaliden gelip sana yalvarıyor. Gülcan ne olur dön diye mi yalvarıyor? Barışın diye mi yalvarıyor? İşte benim oğlum orada iyi değildir. Yuvana dön. İşte oğlumun gerek işte onun yanında olun. Yeni evlisiniz olur böyle şeyler gibisinden konuştuğu için. Ben de benim büyüğümdür, evliliğimdir. Hani ben yuvama sahip çıkayım ne olursa olsun olabilir böyle şeyler gibisinden anlayış gösterdim. Ve bir dediğini iki etmedim. Gittim eşimin yanına. Konuştuk, oturduk. Her şey güzeldi. Güzel gidiyordu. Yine bir müdahale, yine bir güvensizlik derken. Barıştınız ama baktın ki son noktada hiçbir şey düzelmiyor. Evet. Eşin Gökhan Özer'e çağrın nedir? Eşim Gökhan Özer'e çağrım. Bir kadın bu şekilde anlaşılmadan, dinlenmeden, hiçbir şekilde... ya ben bir kağıt parçası değilim. Kullanılıp istediğin zaman yırtıp atabileceğin. Ya da ben bir çarşaf değilim. Çarşafı bile kullanırsın, yıkarsın, tekrar serersin, ona bile bir değer verirsin. Ama benim buradaki değerim nerede? Hani benim buradaki mağduriyetimi kim duyacak? Ben bugün burada kendimi ifade etmesem nerede, ne zaman, ne şekilde ifade edeceğim? Bu bir ayrılık çağrısı mı, gel barışalım çağrısı mı? Ben barışmak istemiyorum. Benim her şeyden önce kendime olan bir saygım var. Beni gerçekten hak etmeyen bir insanın yanında bir dakikamı bile harcayamam. Peki. Hem Gökhan Özer hem de annesi Şükran Özer söz hakkını, cevap hakkını kullanabilir. Aslında belki yola çıkması barışma ama yaşananları bir daha hatırlayıp sesli konuşunca, insan onları kulağında duyunca diyorsun ki ben bu evlilikte kalmayayım. Her şeyin, herkesin bir hayatta eksiği vardır. Beni eksiklerimle asla vursunlar istemiyorum. Hem ben. Eksiklerinle vurmasınlar hem de sonsuz mutlu olunacak diye bir şey yok ilişkide. Tam tabii tersi ki. Zorluklarda biz beraber her şeyi göğüsleyebilir miyiz diye düşünmek lazım. İnsanlar fazla büyük beklentilerle yola çıktıkları için hayal kırıklığı yaşıyor da olabilirler. Benim beklentim sıcak bir yuva, sıcak bir aile ve her zaman benim yanımda olacak bir... Ses, bir nefes, bir iletişim, bir arkadaştı. Hayat peki. Arkadaşıydı. Bakalım eşi ne cevap verecek tüm bu iddialara ve anlatılanlara. Cevap hakkını kullandığını pazartesi günü devam edeceğiz konuya. Sevgili seyirciler, diğer konuğumuz Mustafa Dağlıoğlu geliyor. Buyursunlar. Buyurun. Mustafa Bey 17 Ocak 2022 yılında eşine bir boşanma davası açıyor. Tüm yaşanan her şeyi 14 yaşındaki kızımdan öğrendim dedi. Bu boşanma davasında velayet 4 çocuğun velayeti babaya veriliyor. Fakat eşi Ocak ayında gelip
çocukları, pardon 27 Şubat tarihinde gelip çocukları, iki çocuğu alıyor ve kaçırıyor. Çocuklarımı bulmak istiyorum dedi. Eşi Pınar Dağlıoğlu ve çocuklar nerede? Bu sorunun cevabını arıyoruz sevgili seyirciler. Birazdan başlayacağız bu konuya. İki çocuğumuzla ilgili hem ihbarlar geliyor hem de bilgiler geliyor, onları da aktaracağız. Diğer tarafta Kahramanmaraş'tan bir babamız konuk. Hoş geldiniz Zeynel abi. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, nasılsınız? Kahramanmaraş'tan geldim. Öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Amin. Kalanlara Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza acil şifalar versin. Siz Maraş'ta oturuyorsunuz. Maraş'ta oturuyorum ben. Eviniz, barkınız ne durumda? Evimizde Allah'a çok şükür köyümüzde bir hasar yok. Hı-hı. Ama ağır hasar olduğundan dolayı yıkım kararı verdiler. Kızım Bağdagül Sütçüman Üniversitesi'nde yurtta okuyordu. Önce şunu merak ediyorum. 6 Şubat tarihinde o depremin olduğu gün kızı üniversitede okuyor ve oradan kayıp. Şimdi ona geleceğim ama çocuklarınızda, ailede bir kaybınız falan? Kendi ailemde yok da yakın akrabalarımda çok. Yakın akrabalarda çok. Şimdi sizin hayatınızda iki deprem oluyor. Bir bu felaket, diğer tarafta 6 Şubat tarihindeki kızınız Bağdagül Kara Esma kayıp oluyor. Evet. Kızınız üniversitede okuyor. Kahramanmaraş'ta mı? Evet. Şimdi ben Antalya'da çalışıyordum. Otobüse bindik. Akşamdan yola çıktım. Osmaniye'ye vardık. Birer biz gördük yani. Deprem, otoban köprü çöktü. Siz yoldayken depreme yakalanıyorsunuz. Yolda yakalandım. Otobüs şoförü usta bir şekilde otobüsü çürüğe düşürmeden Osmaniye'nin otogarına yürüdü. Osmaniye'nin otogarına vardık. Otogar çökmüş, dağılmış her taraf. Oradan çıktık, kızım beni aradı. Baba dedi, ailemizde ölü ve yaralı var mı? Yok dedi. Beni yurttan dedi dışarı tahliye ettiler. Gidecek bir yerim yok. Ben nereye gittim? Kızım en güvenilir yer, Emniyet Müdürlüğü'ne git. Oraya teslim ol. Ben gel seni oradan alırım dedim. Ben de oradan kömürlere geldik otobüsüne ama yol kapalı. Antep'i dolandık, tam 6 saat sürdü. Saat 12.30. Acıktık tabii. Köy garajı var. Orada köy garajına varalım. Oraya öğlen 12.30 oldu 6 Şubat'ta. Evet. Evet. O zaman Emniyet Müdürlüğü'ne yürüyek dedim. Oğlum geldi, taksini aldı. Yollar kapalı, varamadık. Eve gittik. Gene yolda kapalı. Yolda bacımın evinde 3 gün misafir kaldım. Tekrar kızı aramaya gittik. Oraya vardık. Sorduk ama bir daha haber alamadık. Kayıp. O gündür bugündür. Şimdi Zeynel Abidin Yıldız Kahramanmaraş'tan geliyor. 6 Şubat sabahı kızınızla bu deprem sonrasında bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Yaptım. O bir yurtta kalıyor. Evet. Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyor. Onların yurdu yıkılmıyor. Oradan tahliye ediliyor. Evet. Ve siz kızınıza diyorsunuz ki sen emniyete git kızım, orada buluşuruz. Evet, aynen doğrudur. Sonra siz Kahramanmaraş'a bir şekilde öğle saatlerinde vardığınızda doğruca Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyorsunuz. Kızınızı orada bulma umuduyla. Evet ama yol kapalı. Varamadık, bir türlü varamadık. 2 gün sonra mı? Bu arada telefonu açık mı? Telefonda konuşabiliyor musunuz? Telefonu yok. Telefonu bozulmuş. Başka bir arkadaşının telefonuyla aradı. Urfa'da bir Urfalı bir kızın telefonuyla aradı. Baba beni yurttan tahliye ediyorlar. Ben nereye gideyim? Hava soğuk dedi. Ben de Emniyet Müdürlüğü'ne git, bizi orada bekle, seni oradan alırım dedim. Bir saat sonra gelirim dedim. Ama kömürlerde yol kapalınca benim oraya gelmem 7 saat sürdü. Ondan sonra işte tekrar ikinci bir depreme yakalandık yolda. Gündüz saat 1.30 oldu. İşte bacımın evine gittik su çatına. Orada ayın 8'ine kadar kaldık. Yollar travuktan gidilmiyor. Yollar kapalı. Ne o günü ne ondan sonraki günleri zaten unutabilmemiz mümkün değil. Ama siz şundan eminsiniz. Kızınızla konuştuktan sonra o emniyete gittiğinde 7 ya da 8 saat hiç önemli değil. Yine oradan bir yetkiliden telefon rica etse bir şekilde o yakınlarda çevresinde kızım emniyette de şöyle, kalsa şöyle ailesinin yanına da gidebilirdi. Kızım boşandı. Mahkeme devam ediyor. Nisan'dan mahkemesi var. Ve Arda isminde bir torun var, bebeği var. Yurttan çıkınca demiş ki ne Çevre Pınar köyünde Çevre Pınar'ı tamamen battı, öldü. Deyince kız bebeğim de öldü diyeni satan
Kızın psikolojik tedavisi sürüyordu. %45 engeli var. %45 engeli var. Tedavi gördüğünce düzledi, üniversiteye tutturdu. Okula devam ediyordu. Yani en sevdiğim bir kızımdı. Kız da bebeğim öldü deyince psikolojisi tamamen dağılıyor. Ondan sonra yok. Ondan sonra yok. Hiçbir şekilde haber alamıyorsunuz. Üniversitede evet. Arkadaşları var mıydı? Hani konuşurlar yani, deprem öncesinde. Üç arkadaşı vardı. İkisi kaybettik. Zeynel abi, şimdi bu öğle saatlerinde ikinci bir deprem oluyor ya. Evet. Kafanızda şöyle bir soru işareti var mı? Acaba o depremde bir yerdeydi de başına bir şey geldi gibi. Hayır, bir soru şöyle oluyor bunlar. Var mı? Bunlar dört kişiymiş. İkisi bizim köylü. Kız arkadaşı. İkisi ölüyor. Biri halamın oğlunun kızı, arkadaşı. Onunla bağlantı kuruyordu. Biz de değer komşunun kızıyla bağlantı kuruyor. O da geçiniyor. Sizlere ömür. Ardından Badegül Esma'dan, Kara Esma'dan bir daha haber alınamıyor. 23 yaşında, evli ama boşanmış bir çocuğu da var. Özel de bir durumu var, %45 engeli olduğu için. Gören tanıyanlar bize ihbarda bulunsunlar. Şimdi Zeynel abicim, siz Aslen Maraşlısınız değil mi? Evet, Kahramanmaraş. Memleketiniz, toprağınız, her şeyiniz Maraş'ta. Merkezden. Merkezde. Karadeniz'de bir bağlantınız var mı? Karadeniz'de bağlantımız yok. Yani Trabzon'da? Karadeniz'den hiçbir bağlantımız yok. Tabii şöyle bir asker arkadaşım olabilir. Böyle bir arkadaşım var. Bir asker arkadaşım var da kızınla tanışıyor mu? Hayır. Tanışmıyor. Şimdi bir iki ihbar gelmiş. Arkadaşlar bunu dikkate almışlar. Trabzon Yomra'da olduğuna dair bir bilgi gelmiş bize. Vallahi şimdi ben gidersene Trabzonlu bir arkadaşına Kıbrıs'ta ben inşaatçıyım. Çalıştık. Arkadaşımla daima iletişimdesiniz. Facebook'ta görüşüyorum. WhatsApp'tan görüşüyorum. O şu anda Libya'da. Bu kadar yani. Başka bir ilgim yok. Yalnız sadece kızımına çok sevdiğim için bağlantı kuruyorum ben. Yalnız yaklaşık 5 aydan beri görmüyorum. Çünkü ben 6 ay kaldı emeklime olmak için. Ben Antalya'da çalışıyorum 30 yıl beri. Sürekli ben buna çocuk gibi çerezler, hediyeler getirir, veririm. Sırf bana güvenirdi. O gün işte arkadaşım birine sorduğunda bebeğim öldü. Bütün köy öldü deyince bebeğim de öldü diyene kızın psikolojisi tamamen dağılıyor. Onda ne kadarlık bebeği? Ay. 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Şu da hayat hikayesi de çok değişik. Şimdi boşanmaya karar veriyor. Boşanma sürecinde baba evine geldikten sonra üniversite sınavına mı girdi? Şimdi bu lisede okuyordu. Evet. Lisede okurken bunu hastalanmış, psikolojisi bozulmuş. Bunu ben sosyal hizmetlere verdim. Devletimiz sağ olsun çok yardımcı oldular. Özel hastanede 8 ay yattı, dirildi, geldi. Gelince dayısının oğluyla tanışmışlar, ben evleneceğim dedi. Evlendi. Tanışmıyorlar mıydı evlenene kadar? Daha görmüyorlardı. Orada susamış dayısının oğlu. Orada bir su verirken dayımın oğluyla evleneceğim dedi. Yok dedim, tamam dedi. Evlendiler, 8 ay kaldılar. 8 ay sonra bunun hap kullanması gerekiyordu. Tedavi olması gerekiyordu. Tedavi olunca bunlar bu kızı işe götürüyorlar. Elma toplamaya falan. Takip ettim ben bu kızı. Kızım iyi misin? İyiyim dedi. Bir gün saat 1:30'da telefon açtı bana. Dedi ben baba rahatsızım, bana bakmıyorlar. Hapımı kullandırmıyorlar. Benim tedavimi yaptırmıyorlar. Bana sahip çıktı dedi. Gece saat 1:30'da arabam da yoktu. Sonra araba da ayrılık kararı mı aldılar? Araba tuttum. Yolumuz 12 kilometreydi. Yalnız bir vadiden geçiyorduk. Çok yollar sakıncalı. Gittik getirdim kızımı. Tedavisini yaptırdım. 2 ay durdu. 2 ay sonra ara bulucu geldi. Kayınım yani. Kayınımın oğlu. Kızı tekrar aldılar. Ama kız hapı tedavisi olmadığı için. Kızı aslında tekrar geri bana getirdiler. Yani ne evlenmesi ne de belki de bu dünyaya çocuk getirmemesi gereken bir birey. Daha özel ve korunması gereken bir insan. Ama maalesef ki ama babası çok süper çalışıyor. Bak şurası önemli. Hemen kitap getirdi, dershaneye gitmedi. Evde, üniversiteyi bitirmiş benim oğlum var, onun kitaplarıyla Milli Eğitim'den gittim, bir çuval kitap getirdim. Tam 70 tane böyle. Aldı, o kitapta okudu. Sınava girdi ve kazandı. Sınava girdi,
Ve anaokul öğretmenliğini kazandı ve okuyordu. Ay inşallah. Zeka süper. Milli Eğitim Müdürü geldi evime çay içti. Bu kızın arkasında mı okutacaksın? Her türlü arkasındayım ama gene de arkasındayım. En her sevdiğim, zaman. En sevdiğim kızım da bu. Bunun güççü engelli kızım var. Bu sondan iki numara. Hepsi senin için kıymetlidir ama Bahadır'a farklı bir yaklaşımın var. Onu daha fazla koruma ihtiyacı duyuyorsun. Önce Zeynel abicim, bizim görevimiz Bahadır Kara Esma'nın iyi, sağlıklı ve güvende olduğunu bilmek. Trabzon Yomra'daki seyircilerimize buradan çağrıda da bulunalım. Bahadır Kara Esma'nın o bölgede olduğu bilgisi geldi. Gören tanıyan bilenler lütfen detaylı bilgi verirlerse kim ve kimlerin yanında ve hangi koşullarda babası onu arıyor. Hakkında da yapılmış bir kayıp başvurusu da var. İnşallah bir an önce kızımızı bulur ve babasıyla bir araya getiririz. Pazartesi bu konuya kaldığımız yerden devam yalanın edeceğiz. Yalanın şurası var ablacığım. Söyle Zeynel abicim. Şimdi ben vasi adayım. Karar var elimde. Şu anda cöyümde. Polis, jandarma gelmedi dediği şehirde hakim kararı benim cöyümde bana vermek zorundalar yani benim çocuğuma. Her zaman arkasındayım çocuğuma. Yeni mi başvuruda? Ne zaman mahkemeye gittiniz? Bir yıl oldu. Başvuru yaptım. İki ay geçmiş günü Antalya Gazipaşa Adliyesi'nden bildiri yaptım. Yazışlar Müdürü'yle konuştum. Yani reşit olması hiçbir şey değiştirmiyor. İfadesi bu anlamda dikkate alınamaz. Baba yasal temsilcisi ve vasisi. Bu sebeple yani reşit olduğu için ben ailemle gitmek istemiyorum dediğinde bunu dikkate almayıp aileye ve babaya teslim edilmesi gerekiyor. Baba da vasisi olduğunu belirtti. Pazartesi devam edeceğiz. Bu da önemli bir konu bizim için. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz sevgili seyirciler. Mustafa Dağlıoğlu'nun konusuyla başlıyoruz. Önce hatırlatma, ardından iddiaların odağındaki isimler canlı yayında olacak. Velayet konusu. 14 yaşındaki oğlum ve 11 yaşındaki kızımı anneleri kaçırdı. Velayet evet. Hakkı sizde. Çalışmak için şehir dışına mı gidiyorsunuz? Ayda bir eve gidiyorum. 3-5 gün kalıyorum. Siz evden ayrıldıktan sonra çocuklarınız annelerin erkek arkadaşıyla evet. yaşıyorlar. Hüseyin Doğan diye bir tanesi. Evet, anahtarı var. Ve siz geldiğinizde çocuklar sanki o yaşantı olmamış gibi bir her şeyi bitiriyorlar. Çaktırmıyor. Aynen. Evde ne yaşanıyor? 14 yaşındaki kızınız size ne anlattı? Bir çocuğun görmeyeceği her türlü şey yaşanmış. Çocukların gözünün önünde bir zina var. Evin içinde silah sıkılma var. Bir kız çocuğunun eline sahte para verip git bundan muz al gel diyen bir insan. Evde yaşayan insanlar zaten elinde bıçaktan gezer. İşin içinde tehdit var oğlum. 11 yaşında sevgilisi bu çocuğa bıçak çekmiş. Çocuklara şiddet uygulamışlar. Annesi evde yokken çocuğun telefonunu gasp etmiş. Bu şahıs da annelerde sessiz kalıyor. Çocukları öbür odaya yatırıp kilitliyormuş üstüne. Sabahlara kadar gelmiyormuş. Yani ben kızımdan bunları duyduktan sonra bittim. Bu kadar iğrenç. Yani buna ben anne diyemem. Alkol masası kurulup ahlak düzeni değişiyor yani çocukların. Yaşadığımız durum bu. Pınar Dağlıoğlu'nun annesi. Ayşe Hanım, kızınız Pınar ve torunlarınız Eda ve Hasan sizin yanınızda mı? Yanımda değil canım. Bir arkadaşıyla kalıyor. Ne iş yaptığını da söyle burada. Oraya çıkıp da konuşmasın kendisi. Babaları madem iyi bir insansa çocuğun başında mı oturur? Lan ekmek parası için gideyim. Yalancısın sen yalancı. Tüm Türkiye öğrenecek. Senin... Burada gel. Bu Hüseyin isimli kişi çocukların gözü önünde evde bir silahlı çatışma yaşanmış Ahmet ismindeki bir kişiyle. Yalan canım, öyle bir şey olur mu? Sen iflah olmazsın. Adam onunla şurada doğruyu söyle. Doğruyu söyle, doğruyu. Sıralarda konuşma, terbiyesizlik etmek. Sizin terbiyeniz ortada. Pınar Dağlıoğlu ve Eda Dağlıoğlu ve Hasan Dağlıoğlu. Nerede çocukları arıyoruz sevgili seyirciler? Bilgisi olanlar, ismim geçmesin diyenler ihbar hattına, ihbarda da bulunabilirler. Mustafa Dağlıoğlu 27 Şubat tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidiyor ve şikayetçi oluyor. Şikayetçi olduğu eşi de Ocak 22 yılında açmış olduğu boşanma davasındaki eşiyle ilgili çocukların geçici velayet hakkı babaya veriliyor. Bu süre içerisinde anneleri Pınar Dağlıoğlu çocukları, iki çocuğu yanına alıyor ve çocuklarımı bulamıyorum dedi. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Esra Hanım. Şimdi yayınların şöyle bir durumu oluyor. Yayına çıktıktan sonra çevrenizdeki birkaç kişi biliyorsa yaşadıklarınızı, bilmeyenler ve şahit olanlar da size dolaylı yoldan ulaşırlar. Yayından sonra size ulaşanlar oldu mu? Yakın akrabalarım ulaştı. Yani olaya şok olanlar var.
yeni duyan var. Misal iki tane arkadaşım var evde. Hala haberleri yok. İşteler, ben çıkıyorum. Geri eve gidiyorum. Bir şey yok yani, söylenmiyorum. Şimdi, söylenmiyor yani bu işler. Eşiniz Pınar Dağlıoğlu çocukları kaçırıyor dediniz ve şikayetçi evet. oldunuz. Zaten velayette siz de. O da söz hakkını, cevap hakkını kullansın dedik. Şu anda Pınar Dağlıoğlu telefon hattında. Pınar Hanım merhaba. Pınar Dağlıoğlu duyuyor musunuz beni? Evet duyuyorum. Merhaba. İki çocuk sizin yanınızda mı? 11 ve 14 yaşlarındaki. Evet ablacığım, benim yanımda. Çocukları 27 Şubat tarihinde nasıl yanınıza aldınız? Ablacığım, kızım beni aradı. Anneciğim ben valiz çantalarımızı hazırladım dedi. Ya bizi gel al yoksa biz gideceğiz dedi. Ben de tabii ki bir anne olarak gitmek zorundaydım. Yanlarına gittiğimde zaten parkta oturuyorlardı çocuklar. Çocuklara ne oldu, biri bir şey mi dedi, ne oldu diye söyleyince çocuklar böyle nasıl bir senle kalmak istiyoruz dediler. Şimdi Esra Hanım, çocuklarıma mahkeme kararıyla devlet şeye vermiş olabilir, eşime velayeti vermiş olabilir. Ama çocuklarım da anne bizim de buradan götür yoksa biz başka yere gideriz. 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırma. Onun duygularından oynama. Pazartesi günü de Gaziantep'te okullar açılıyor. O çocuk eğitime gidecek, eğitime okuyacak. Senin hayatın düzgün değil. Sen kes sesini orada. Senin hayatın düzgün değil. O çocukları sana bırakmam. Yedi dünya bir araya da gelse bırakmam. Mustafa Bey şimdi şöyle, eğer sizin de bu tartışmaya devam ederse bir süre sonra sıkıntı oluyor. Eşinizin iddiasından ziyade çocukların hem mahkemedeki tanık ifadesi hem de sosyal inceleme raporlarındaki vermiş olduğu beyanlardan dolayı mahkeme çocukların velayetini güvende olmaları açısından babaya veriyor. Hani bunun üstünde şu anda bir karar yoktur. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Üzgün. Ama 14 yaşındaki kızınız babasına gelip diyor ki baba, annem Hüseyin Doğan isimdeki bir kişiyle beraber ve bu adam sen gittiğinde bizimle beraber bizim evimizde yaşıyor. Evet ablacığım, doğrudur. Kızım da lisede başladığında bir çocukla tanıştı. Sonra babaannesi de diyor ki işte bunları söylemezsen ben de seni babama söyleyerek kızımı tehdit ediyor. Evet. Senin kızım da söylemek zorunda kalıyor o zaman. Hüseyin Doğan babam kimdir? Sizin erkek annem arkadaşınız mı? Bağlar mısınız? Yalan konuşuyor. Yalan konuşma. Ablacığım ben o şansım. Yalan konuşma. Sen bir daha hala iftira atın. Sen o kızına iftira atan insansın. Burada dosyaların içinde var. Yalan söyleme. Hüseyin Doğan kimdir? Önce bunu açıklar mısınız? Erkek arkadaşınız mı? Hayır, erkek arkadaşım değil. Esra abla, Hüseyin Doğan benim kızımın telefonunu gasp etmişti. Ben de karakola şikayet ettiğimde karakola gittim. Hüseyin Doğan'ı oraya getirdim. Telefonu tekrar aldım. Hüseyin sonra Doğan sizinle ve 4 çocuğunuzla beraber eşiniz ve tüm ailenin yaşamış olduğu evinizde, adresinizde sizinle beraber yaşadı mı? Hayır, asla yaşamadı. Esra abla ben bu... O evin içerisine Hüseyin Doğan girdi mi? Asla ablacığım, kesinlikle. O sadece evin içerisinde sizin oturmuş olduğunuz masaya, yemek masasına oturdu mu? Yemek masasına mı? Evet. Abla benim masam yok ki yemek. Yani ben daha masada yemek yemiş değilim ki yemek masasına otursun benimle. Evet, çocuklar sizin beraber evin içerisinde onların aslında görmeyeceği gereken alkollü ve yasaklı maddeleri kullandığınıza şahit oldular mı? Asla abla, kesinlikle böyle bir şeye şahit olmadılar. Böyle bir şey olmadı. Hüseyin Doğan takıntılı bir insandı abla. Hüseyin Doğan sürekli benim evime gelip bana para verecektim. İşte ben sürekli şiddet görüyordum. Hala elimde resimleri var. Hüseyin Doğan sizin ev adresinizi biliyor mu? Yaşadığınız yeri biliyor mu? Benim kızımın telefonunu gasp ettiğinde ben karakola gitmiştim şikayet etmeye. Orada da şikayet ettiğinde nasıl bırakıldı ben de anlamadım. Hüseyin Doğan benim arkamdan beni bir motosiklet kazası geçirdiniz mi Pınar Hanım? Peki sonra evinize düzenli olarak girdi mi? Geldi mi kapınıza? Kapınıza düzenli olarak gelip kapınızı çalıp evinize girdi mi? Evimize şöyle girdi. Sürekli tehdit olarak geliyordu. Benim anahtarım yukarıya geldiğinde, ilk geldiğinde Esra abla benim çocuklarımın göz önünde ve beni zorladı ki bana para vereceksin diye madde içiyordu. İşte sürekli böyle bir tehditte, şiddette bulundu. Hüseyin Doğan madde bağımlısı mı? Evet, giderken de benim anahtarımı alıyor kapının üstünden. Kendisi mi madde bağımlısı?
Gidip çıkıp benim evime geliyordu Esra abla. Benim hala sizin elimde evinizin anahtarı var. Hüseyin Doğan'ın üzerinde var mıydı? Vardı abla. Zaten bizim evden çıkarken telefonun anahtarı kendisi kapının üstünden almıştı. Peki o şikayetten sonra belli aralıklarla sizden almış olduğu anahtarla sizin evinize girdi mi? Evet girdi abla. Zaten ben karakola 7-8 sefer ifade vermiş bir insanım. Ne size dediniz şikayetlerde? Evime geliyor şiddet uyguluyor diye, tehdit altındayım diye. Evet. Yani bak gerçekten şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde şikayetçi olduğunuz adam sizin evinizin anahtarına gelip sizin evinize, sizin özel alanınıza, mahrem alanınıza geliyor. Siz şikayetçi oluyorsunuz ama bu adam hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayıp sizin evinize girmeye devam mı ediyor? Ablacığım zaten ben de ona şaşırıyordum. Sürekli ben şikayet ettikçe bu insan nasıl çıkıyordu ben de anlamıyordum. Ama birkaç kez de beni tehdit etti. Beni görüntülü aradı ki ben abimle beraber karakola gittik. Benden şikayetçi olur. Evinize girip balkondan ateş etti mi? Hayır asla etmedi abla. Ya da evin içerisinde... Ne etmiş abla? Hı? Silahlı kim etmiş abla? Valla sizin evde böyle elinde bir silah varmış, bir çatışma yaşanmış. Hayır abla kesinlikle böyle bir şey olmadı. Çocuklarınıza şiddet uyguladı mı? 11, 14 ve 8 yaşındaki ikizlerinize? Yok çocuklarıma şiddet uygulamadı. Sadece benim kızım bizim evimize gelip gitme. Sen annem sen kimsin diye karşı geldiğinde kızımın üstüne doğru geldi. Anne kızım da o zaman şeker. Sana bıçak çekmiş bu şahıs. Sen neredeydin? Nerede? Neredeydin? Bir dakika. Neredeydin? Mustafa Dağlıoğlu. Ve kes bir dakika Mustafa Dağlıoğlu. Sen bu çocuğa bıçak çekerken neredeydin? Bak, sus benim canımı sıkma. Sen o kızın eline sahte parayı nasıl verdin gönderdin? Bak sen mi susar mısın? Bak burası senin yalanlarının bittiği nokta. Pınar Hanım. Burası bittiğin nokta. Senin bittiğin nokta. Madem babaydın. Seni bitirdim burası nokta nokta. Daha vermediğim deliller var. Sen burada bittin. Sen bittin, bittin. Sen burada manşetsin. Lütfen yani. Senin o ailen bana attığı iftiraların hepsini burada hesabını vereceğim. Pınar Hanım, bu Hüseyin Doğan sizin çocuklarınızla yaşadığınız eve sayısız şekilde girip çıkıyor. Esra Hanım, 10 yaşındaki, 11 yaşındaki çocuğuna bıçak çekmiş dedi. Madem öyle Esra Hanım, beni eşim annemin evine girip babana abine söylüyorum şu tevin arabanın tevini bir baktıralım deyip de markete çıkarıp da ben çocuk içeriye girdim de babanı çağır dediğinde ben babamı çağırmaya girdim. Sanırım çıktım ki benim çocuklarım yoktur. Kendisi yok çocuklarımı almış gitmiş bir tezgahla beni annemin evine getirdi. Esra Hanım madem ya benim sen sorulara cevap ver sorulara orayı geç geç. Dakika, sen geriye gel sen Hüseyin'i anlat Hüseyin'i. Senin karakolda senin sevgilim diye verdiğin ifaden duruyor oğlum. Sen kimi kandırıyorsun lan? Aman söyleme. Esra Hanım. Lan ben mi söyleyeyim? Kanun söylüyor kanun. Bıçak çekilmiş. Bir baba olarak ertesi günü evlendiği dostunun yanına İzmir'e mi gider bırakıp çocuklarını? Yoksa 11 yaşındaki çocuğunun bıçak çektiği adamın tepkine mi düşer bu insan? Ben işime gücüme ekmeğimi o 4 tane çocuğun bakımı zor. Şunu, tamam mı? Şunu anlamak istiyorum. Ben para kazanmak zorundayım. Kızınız bu Hüseyin Doğan isimli kişinin sizin erkek arkadaşınız olduğunu, sizinle beraber yaşadığını, bir 4 kardeş olarak bizi, annem de onun yaptığı her şeye boyun eğiyordu. Biz şiddet görüyorduk, bizi odaya kilitliyorlardı. Annem çocukları bizleri bırakıp... başka işte eğlence kulüplerine gidiyordu. Bunları söyleyen zaten 14 yaşındaki kızınız. Cevap ver. Hadi. Evet Esra Hanım, kızım da yanımda. İsterseniz beni... Hayır, ben onunla konuşmuyorum. Ben sizinle sen konuşuyorum. Sen cevap vereceksin, sen. Benim, Esra Hanım, benim kızım babaannesi tarafından tehdit edilerek... Yalan söyleme, yalan. Yalan söylemiyorum. Yalan söyle. Senin dışarıda olduğun saatlerin fotoğrafı var benim telefonumda. Pınar Hanım. Bir motosiklet kazası geçirdiniz mi? Geçirdim abla. Nerede? Yoğun bakımda kalmışsınız. Evet ablacığım. Geçmiş olsun. Şu anda sağlığınız nasıl? Allah razı olsun ablacığım. Efendim? Sağlığınız nasıl? Kafatasınızda çatlak olduğu ve tedaviyi reddettiğiniz avukatınız tarafından Ocak ayındaki duruşmada söylenmiş. Ablacığım tedaviyi şöyle reddettim. Kafatasında çatlak oluştuğu için doktorum bana dedi ki hani tedavi olursam olmasam da dedi yani. Bak ona ilişkin emniyetteki beyanlarınızda Hüseyin Doğan'ı tanıdığınızı yapıyorsunuz ve bu boşanma dosyasının içerisine de girmiş.
O yüzden size tekrar soruyorum. Bak o kazayla ilgili beyanınız var. Hüseyin Doğan sizin neyiniz oluyor? Niye onunla birlikte motosiklete bindiniz? Bu sorunun cevabı benim için önemli. Çünkü telefonda bir konuğum olacak. Cevaplayın lütfen. Tamam. Hüseyin Doğan beni yoldayken karşımdan geldi. Ben o zaman eşimden ayrılmıştım. Bana dedi ki savcılığa ya da karakola gideceksin. Bütün verdiği şikayetlerin hepsini geri çekeceksin. Dosyan patlar dedi. Beni zorla saçımdan sürükleyerek motora bindirdi. Ben motorda bana zorla dedi ki Pınar şikayetlerini çekeceksin. Ben çekmem, çekerim, çekmem derken bana vurduğu gibi dilseyle abla ben o zaman zaten kendimi hastanede buldum. Bu süre içerisinde sizin bir gönül ilişkiniz oldu mu? Kızınız bunu ifade ediyor. Bir gönül ilişkiniz var mı Hüseyin Doğan'la? Kesinlikle olmadı. Ben sürekli şiddet görüyordum. Yani elimde bütün bilgilerim var abla. Yani şunu söylüyorsunuz. Aslında bu sizin tüm ailenizi, kızınızı, sizi rahatsız eden, sizin evinizin anahtarını çalan, tüm şikayetlerinize rağmen hiçbir şey olmamış gibi sizin evinize anahtarı çevirip giren bir adam mı? Abla zaten anahtarımı alıyordu. Gece gündüz demiyordu. Sürekli geliyordu. Çocuklarımla tehdit ediyordu beni. Ailene söyledi. Ya Pınar Hanım, burası Polonya Cumhuriyeti değil. Bir kadın diyecek ki kardeşim benim evime anahtarımı almış biri giriyor. Ve herkes buna göz yumacak. Sizin ısrarlı takip eden, şikayet eden kişi kolunu sallayarak dolaşacak. Bu mümkün değil. Mümkün değil. Çocuklarımla tehdit ediyordu. Valla istediğinle etsin. Mümkün değil. Mümkün değil. Telefon attığında Hüseyin Doğan var. Hüseyin Doğan. Alo. Hüseyin Doğan merhaba. Pınar Dağlıoğlu sizin neyiniz ablacığım, oluyor? Merhaba. Ablacığım şimdi o kişinin söylediklerinin hepsi baştan ayağa yalan. Kimse kimsenin evine zorla giremez. Kimse kimseyi de tehdit edemez. Doğru mu ablacığım? Ben sizi dinliyorum. Ablacığım o kişi... Ben ilk tanıdığımda bana kocasından ayrı olduğunu, kocasından yaşamadığını, tek yaşadığını söylemişti bana. O kişiden biz yaklaşık bir yıl beraber yaşadık. Yalan söylüyorum. İfadelerde de var ablacığım. Bir yıl boyunca beraber yaşadınız. Nerede yaşadınız? Hepsi de biliyor, ailesi de biliyor. Yok, çocuklarını tehdit edecek kadar ben cani biri değilim. Onun çocuklarını el kaldıracak kadar cani biri de değilim. Nerede yaşadınız bir yıl? Kendisinin evinde ablacığım. Yani çocuklarla annenin evet. Ve normalde eşin beraber yaşadığı evde yaşadınız. Evet. Ama bana bekar olduğunu söyledi. Kocasından ayrıldığını söyledi. Kocasından yani hiçbir şekilde görüşmediğini söylemişti ablacığım. Sizle ilgili sürekli karakola gidip şikayetçi oluyor muydu? Ablacığım şimdi o kişi madde bağımlısı. Hala da şimdi yalan söylüyor. Motorla da zorla beni attı diyor ya ablacığım. Onda yine kaçıp benim yanıma gelmişti. Ben ailesine teslim etmeye götürürken kendisini. Siz her ikiniz de yasaklı madde mi kullanıyorsunuz? Hayır efendim, hayır hayır. Kamera kayıtları da var mı? OBS'e kayıtları şimdi, var. Motorun Pınar, üzerinden Pınar yasaklı madde mi kullanıyor? Gitmemek için atladı ha. Bu kişi. Üç defa polis teşkilinde ailesine teslim etti o kişiyi biz ailemle birlikte. Niye teslim ediyorsunuz siz ailesine Pınar'ı? Ablacığım kaçıp geliyordu ve ben evli olduktan sonra bu kişiden uzak durdum. Ailesine üç defa polis teşkilinde kayıtları da var zaten ifadelerde. Yani polis siz... teşkilinde üç defa o kişiyi biz ailesine teslim ettik. Kendi ailenizle beraber üç kere Pınar evet. Dağlıoğlu'nu kendi ailesine... teslim ettiniz ama Pınar Dağlıoğlu kaçıp yine sizin yanınıza mı geliyordu? Evet. Peki üç defa şu sorularıma... Geldi. Üçünde de ablacığım polis teşkilinde teslim ettik. Şimdi bir insanın yalanı bir kere söyler, siz sonra da bir insan olarak söylemiş olduğu yalanların farkına varırsınız. Siz Pınar Hanım'ın dört çocuğuyla beraber aynı evde yaşadınız mı? Evet, o eve girip evet, çıktınız yaşadım. Mı? Evet, tam bir yıl yaşadık. Bir yıl. Bu evin evet, içerisinde ablacığım. Çocuklar sizin yasaklı madde kullandığınızı, alkol aldığınıza şahit oldu mu ve gördü mü? Ablacığım, yasaklı madde kesinlikle olmadı. Alkolü da kendisi hazırlamıştı. Yani böyle bir... Bir masa dedi, kurup sizin... Dedi. Tamam dedim de ben de... Bu... Bir masa yani kurup onu... beraber çocukların gözü önünde onların için uygun olmayan bir ortam yarattınız mı? Hayır kesinlikle ablacığım, kesinlikle. Silahlı peki. Resim var resim, Hüseyin. Ablacığım. Siz resim girmeyin var. Buraya. Evet. Resim var senin önünde. Yok ben de sen de beni biliyorsun. Bak burada güzel bir şeyler söylüyorsun, itiraf ediyorsun.
Bakasına çektiğin piçayı itiraf etmiyorsun. Ondan sonra yazışmalarda benden haberin var. Benden haberin var yazışmalarda. Bak buraya verdim. O da burada. Bak yalan söylemeyin. Benim adım Geçi. Bir dakika dur beni dinle. Benim adım Geçi. Sana beni görüntülü gösteriyor. Görüntülü. Benim adım Geçi. Benden haberin var. Sen de suçunu itiraf et. Bu da yalan söylüyor. Lan sen bak bak. Bu da yalan söylüyor. Senin çocuğuna ben bıçak çekecek kadar cani değilim. Sen kızımın telefonunu da gasp ettin. Çocukları sen öğretmişsin. Sana bıçak çektin. Yalan konuş insan orada. Bir saniye Hüseyin Doğan. Ben benim asıl konuşmam gereken itiraf ediyor. Çocuk Mustafa Bey. Görmedi. Mustafa Bey. Bunu çocuk söyleyin. Pınar'a dönmek istiyorum. Pınar. Efendim ablacığım. Şimdi Hüseyin Doğan telefon attığında sen beni ısrarlı takip eden, taciz eden ve sürekli şikayetçi olduğum kişi benim peşi yakamı bırakmadı dedin. Hüseyin Doğan diyor ki biz kendisiyle sevgiliydik. Bir yıl boyunca Pınar ve çocuklarıyla aynı evde yaşadık. Asla kesinlikle abla yalan söylüyor. Bana takıntılı birisiydi zaten kendisi. Sürekli çocuklarımı adam da benim... Adam doğruyu söyledi yalan konuşma. Yalan asla söylüyor. Niye böyle bir yalan söylüyor? Ablacığım ifadelerine de bakın. Her ifadesinde birinde sevgilim diyor. Birinde tanımıyorum diyor bir kişi. Pınar Dağlıoğlu. Hüseyin Doğan madem beni sevdiğinizi ben niye 7 sefer üstüne şeyde gittim ifade verdim o zaman korkumda. Ne? Madem mesela, benim sevgilimdi dedin sonrasını anlayamadım. Madem benim sevgilimdi ben 7-8 sefer daha fazlasıyla neden gidip o zaman ablacığım ben karakolda ifade verdim üstüne. Peki. Ben tehdit altındayım. Bir şiddet görüyorum diye. Peki şiddet görüyorsun. Yani Hüseyin Doğan'dan şiddet gördüğüne eminim. Ama evet, o ifadelerde benim erkek arkadaşım, benim sevgilim, beraber yaşadığım insan ifadelerini kullandın mı? Karakolda mı abla? Evet. Hayır. Yani... Ben karakolda sadece takıntılı olarak, bana takıntılı bir ifade olarak geçirdim. Zaten benim çok çocuklarım, ben mesela çocuklarım ben sürekli tehdit altındayız, şiddet veriyoruz diye. Her eve gelip gitmesinde abla benim her yerimi kırıyordu, her yerimi döküyordu. Yani evi paramparça şey diyordu abla. Peki kocanız bu durumu biliyor mu? Şimdi burada da bir anormallik var. Bir adam gelip kızınızın telefonunu çalacak, sonra sizin evinize girecek, anahtarı olacak. Bu durumda sağlıklı ilişkilerde, normal ilişkilerde siz bu durumu kocanız Mustafa Dağlıoğlu'na, ya Mustafa manyağın biri bize musallat oldu, karakollara gidiyorum, şikayetçi oluyorum, hiçbir şey yapmıyorlar dedin mi? Mustafa'nın bu bir yıl boyunca Hüseyin Doğan'dan gelen tacizini anlattın mı? Anlatmadım abla. Neden? Neden ablacığım? Çünkü Hüseyin'den sürekli ben şiddet görüyorum, sürekli tehdit görüyorum. Ya Hüseyin kim? Pınar'cığım Hüseyin kim? Bu kanunların yanında kadınlarla ilgili ekstra önlemlerin alındı. Kadının gelmiş ve yapmış olduğu bir şikayet sonrasında herkesin ayağa kalktığı bir dönemde Hüseyin Doğan kim? Hangi güç onu bu kadar salıverir ortaya? Bak bunu anlamıyorum. Pınar, senin için de çocukların için de bir tehlike ve bu adam senin evinin içine giriyor. Senin masana oturuyor. Anahtarı seni dövüyor. Anahtarı cebinde. Ya bunu aklım almıyor. Bunu almıyor Pınar'cığım. Almıyor. Alamaz da. Nasıl abla, ya? Abla bu zaten sürekli benim evime gelip de şiddet uygulayan bir insan. Yani anahtarı da kapının üstüne nasıl gidiyor? Değiştirin anahtarı babam, hanımefendi. Abla, nasıl anahtarı olur biliyor musun? Bugün seni döver. Sen gider şikayetçi olursun. 3 gün sonra barışırsınız. Ben şikayetimden vazgeçtim. Çok seviyorum Hülya Hanım dersin. Biter. Seni bir daha döver. Sen yine koşa koşa şikayetçi olursun. Sonra koşa koşa dersin ki biz aramızdaki sorunu çözdük. Şikayet geçer. Bu sürekli böyle olması lazım. Pınar'cığım sürekli bunun şikayetçi olup şikayetinden vazgeçmen lazım. Onun haricinde mümkün değil. Şu bak sana en büyük zararı gene hayatına giren adamlar veriyor. Şu anda neredesiniz ve çocukları teslim edecek misiniz Pınar Hanım? Değil mi? Pınar Hanım. Efendim abla. Şu anda esas önemli olan o. Bakın mahkeme yargılama sürecinde yalnızca şahsi ilişkiniz gündüzlü yatılı bir izin dahi verilmemiş size. Şu anda bir suç işliyorsunuz. Evet. Çocuklarınızın beyanı kabul edilemez. Çocukları emniyete teslim edeceksiniz. Eğer iddialarınız doğruysa mahkemede iddialarınızı dile getireceksiniz. Çocukların da tekrar ifadesi alınacak. Önemli olan çocukların güvenliği, çocukların sağlıklı ve güven dolu bir ortamda olması. Pınar, kanunlar
ne diyorsa onu yap. Ondan sonra sen kendini ispatladığında çocuklarını al. Tamam mı? Senin hayatın kirli, evet, kirli. Çıkın, istemiyorum. Senin abla. Hayatın kirli, ver o çocukları. Beni babama gönderirsen diyor, ben evden çıkar giderim diyor. Beni de bulamazsın. Sen bırak diyor o çocuğu duygularından oynamayı. Şimdi pazartesi günü bu konuya devam edeceğim. Gerçekten çok sinirlerim bozuluyor. Niye? Sizi de uğurlayayım hem de bu arada söyleyeyim. 14-11 ve 8 yaşındaki çocuklar defalarca ebeveynlerinin bu çirkin ilişkilerine, bu kavgalarına, dövüşlerine, şiddet olaylarına tanık olduktan sonra hayatla ilgili diğer yaşıtları çocuklardan çok daha farklılaşıyorlar ve değişiyorlar. Yaşadıklarını normalleştiriyorlar. Belki mesela dediği gibi ben çıkar giderim diyor. Kendini çok daha cesaretli de hissediyor olabilir. Yani kurtuluşu bambaşka bir şeyde arıyor. Bu çocukları dünyaya getirdikten sonra kirletenler yine gördüğünüz gibi ebeveynlerinden başkası değil. Yani o zarar hiç dışarıdan gelmiyor. O zarar bilakis evin içinden geliyor. Bazen gerçekten çocukları anne babasından da korumak gerekiyor. Buna çok inanıyorum. Mehmet Bozkurt konusuna geçeceğiz. Önce Mehmet Bozkurt gelsinler. Merhaba abla. Gel Mehmet. Mehmet Bozkurt'un eşinin kaybolması sürecinden sonra yaşananlarını ekrana getirdik. Nuran Adaş isimli kişiyle ilgili bugün önemli bir gelişme var. Savcılık kararı birazdan onu aktaracağım sizlere. Ardından yayın sonrasında Dilek ve Mehmet bir araya geldiler. O bir araya gelmede neler konuştular, hangi kararı aldılar bunu konuşacağız. Diğer tarafta Veli Bey programımıza katıldı. Eşim Fatma kayıp dedi. Doğru mu söyledim ya? Heh, pardon. Veli, eşim Şengül kayıp dedi. Eşiyle onları bir araya getirdik. Şengül biraz sonra canlı yayında olacak. Karı koca tekrar karşı karşıya. Diğer tarafta 13 Ocak tarihinden beri kayıp eşimi arıyorum diyerek sevgili Erkan Bey geldi. Uzun yıllarda bir hayat arkadaşlığınız var. Eşiniz çok büyük fedakarlıklar yapmış ilişkinizde ama 13 Ocak'ta ne olduysa herkesi, tüm ailesini ve sizleri silmiş. Fatma Demirhan nerede diye dün yayınımızda aradık ve eşiniz Fatma Hanım'ı bulduk. Teşekkür ederim ablam. Allah razı olsun. Özkan, şuradaki monitöre bakabilirsiniz. Verelim oraya da. Evet, Erkan Demirhan 28 yıllık eşi Fatma Demirhan Zonguldak Alaplı'da kız kardeşinin evinden Kadis uygulamasına basarak yaklaşık 2 ay önce oradan ayrılmıştı ve kendisinden başta eşi Erkan Demirhan olmak üzere hiçbir aile üyesi de haber alamıyordu. Evet, Fatma Hanım'ı bulduk ve Fatma Hanım canlı yayın konumuz olacak. Neden evi terk etti, orada neler yaşandı ki özellikle 28 yıllık yuva neden yıkılma haline geldi? Az sonra. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayı sevinmediniz mi? Hem de çok. Ama daha yüzünü görmedim. Hem de çok. Ama onun yüzünde darbe var ablam. Kesinlikle. Darp ve şiddetle tutuluyordur, tutuluyorsa da. Kesinlikle darbe var. İddianız bu yönde. Peki biraz sonra Fatma Hanım, kayıp Fatma Hanım bulundu. Canlı yayında söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın. Dilek Bozkurt yaklaşık bir aydır kayıptı. Dilek Bozkurt bulundu. Dilek tüm gerçekleri itiraf etti. Nuran ve Adem Kuruçay'la nasıl tanıştın? Ben Adem'i hiç tanımıyordum. İlk kez gördüm otogarda. Kendi benden Nuran'ın yanına götürdü. Kesinlikle efsane. Bile düzgün bak, doğruları anlat. Ben de zor durumda kalmayayım, sen de zor durumda kalma. Adem sana bir mağduriyet yaşattı mı? Yaşattı. Kesinlikle yalan abicim. Bu evde aile oturuyordu zaten. 20 yıldır bu işi yapmıyormuş ya. Kendi adından söyledi açıkladı ya. Kadın ticareti yapıyordu. Bu yaptıklarınızın altından kalkamayacaksınız. Esra Erol'un yayını ihbar kabul edildi. Emniyet güçleri harekete geçti. Kuşa yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Nuran Adaş, ifadesi alınması için Küçükçekmece aile içi büro amirliğine götürüldü. Dilek'le asla bir alakam yok. Ben sadece evimi kiraya verdim. Nuran gözaltına alındı. Çok iyi konuşuyordum. Adem Kuruçay telefon attığına... Dileği falan tanımıyorum. Hı hı. Ben o işlerde yokum. Adem Kuruçay, bu işlerin tam ortasındasınız. Her şeyden kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Geçti Adem Bey.
Yapmış olduğunuz vicdansızlık ve çirkinliklerin elbette bir bedeli vardı. Adalet yerini bulacak. Dileğin iddialarının hedefindeki Nurhan'la ilgili son dakika gelişmesi. Sevgili seyirciler, programın ikinci bölümündeyiz. Erkan Bey 13 Ocak tarihinden beri kayıp olan eşini aramak üzere gelmişti. Eşi Fatma Hanım'ı bulduk. Gerçekten merak ediyorum, bulunduğuna sevindi mi sevinmedi mi diye. Çünkü bazen o bulma tüm hayallerin bitmesi de oluyor. Gelecek olan tepkiden de korkuluyor. Bazı cevapları hazır olmamayı da gerektiriyor. Önce hatırlatma, dün anlattıkları iddiaları, kayıp olduğu tarih ve yaşananlarla ilgili bilgileri. Ardından bakalım kayıp eşi bu kaçışla ilgili neler anlatacak. 28 yıllık hayat arkadaşınız Fatma Hanım 13 Ocak tarihinde Zonguldak Alaplı'da kardeşle yaşamış olduğu evden çıkıyor. Bir daha kendisinden haber alamıyorsunuz. Oğlum TikTok'ta bir vatandaşla görüntülü konuşurken yakalıyor. Bu olayı bir daha yapmayacağım, bu yuvayı yıkmayacağım diye telafi yapıyor ama... Kayınvalideniz hastanede yatıyor. Evet. Eşiniz ona refakatçi oluyor hastaneye. Sosyal medyadan görüştüğü kişiyi çağırıyor. Evet efendim. Oğlumla kayınçım adamı orada bir güzel dövüyorlar. Karakollukta oluyorlar. Her şeyi karınız kaçtıktan sonra tabii mı öğrendiniz? Tabii ki. Ocak ayının 13'ünde gittikten sonra öğrendim. Dünyanın yıkılacağını hesaplardım. Ama eşimin bu ihaneti yapacağını aklımın ucuna gelmezdi. Fatma Hanım çok fedakar bir kadınmış. Yani yaptığı iyiliği çok... Sizin en büyük destekçiniz. En büyük. Bana bebekler gibi baktı. Hiçbir zaman inkar etmem. Benim eşim psikolojik tedavi görüyor. Behçet hastalığı da var. Günlük ilaç kullanmak zorunda. İki aydır benim eşim ne bir eczane, ne bir hastane, ne bir sağlık ocağı. Kız kardeşi Hatice Hanım sizinle yaşamış olduğu evden ayrılıyor. Evet, ben boşanmak istiyorum, gitmek istiyorum. Beni bir sal dedi. Gideceksin ama nereye gideceksin? Diye bir ufak bir tartışma yaşadık. Hızlı bir şekilde kıyafetlerini hazırladı. Bağırdı, çağırdı. Gidiyorum, beni bekliyorlar dedi. Çekip gitti. Selçuk Deren ismini siz nasıl öğrendiniz? Oğlu Şahin'den öğrendik. Şu anda bu kişinin yanında mı değil mi? Bunu bilmiyorsunuz zaten. Çok hayır, bilmiyorum. Ortaya çıksın, nereden gittiğini, ne yapmak istediğini en azından yani söylesin. Ben onun sevgim hiçbir zaman için bitmedi. Biteceğini de düşünmüyorum. Bu halimde buralara kadar da geldim. İki aydır sağlığından da endişe duyuyorum çünkü benim eşim rahatsız bir insan. Düşmüşse, bir hata yapmışsa da arkasında, yanında, sağında, solunda durmaya razıyım ve hazırım. Boşanmak istiyorum derse ona da saygı duyarım. Ona da saygı duyarım. Ama her şeyi yüzüme söylemesini istiyorum. Eşinizi aramak için elimden geleni yapacağım. Erkan Bey. Buyurun ablacığım. Zonguldak Alaplı'dan kalktınız geldiniz buralara. Evet. Fiziki durumunuz da zaten ortada. Hayat sizin için çok kolay olmamış. Kesinlikle. Sizin için her şey 5-6 ay öncesine kadar normal ve iyiymiş ama ne olduysa 5-6 ayda oldu diyorsunuz. Ne olduysa zaten. Bu hayatta ben 28 yıllık eşimin dün de söylemiştim. Yani dünya komple denizde dağın birbirine kavuşacağını hesaplarım ama eşimin beni kesinlikle ve kesinlikle aldatmaya yönelik en ufak bir şüphe hissetmediğim için de zaten sonsuza kadar da güvendiğim için böyle bir şeyi asla ve asla düşünmedim. Hiçbir şekilde de şüphe duymadım. Ha, bana aldığım bilgilere göre mesela 13 Ocak'ta gittikten sonraki aldığım bilgilere göre bazı hareketlerini kendi kafamda kurdum. Ha, bu bunu yapmış ama bana hiçbir şey belli etmemiş. Çok güzelce ve profesyonelce yapmış. O dönemde şüphelenmediğiniz her şey şu anda aklınıza gelince o gün sorgulamam gerekiyor demişsiniz. Şimdi Fatma Hanım'ın bulunduğu yeri ve şehri söylemeyeceğim. O bizde gizli. Fatma Hanım ama şu anda canlı yayında söz hakkını, cevap hakkını kullanacak. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız? Hoş buldum. Hayırlı yayınlar Esra Hanım. Sağ olun. Öncelikle nasılsınız? İyiyim, Allah aşkına. Nasılsınız ablam? Samimiyetle soruyorum. Yani kendinizi... Çok iyiyim ablam. İyi, çok güvende iyiyim. Hissediyor musunuz? Vermiş olduğunuz kararın arkasında mısınız? Evet ablam. Arkasındayım ablam. Peki, Erkan Demirhan'la yapmış olduğunuz 28 yıllık bir evlilik var. Kolay bir evlilik değil. Bunun detaylarına evet, geleceğim. Abla. Ama evet. 13 Ocak'ta siz eşinizle yaşadığınız evden değil, kız kardeşlerinizle yaşadığınız evden kaçıyorsunuz. Ne için kaçtınız? Kaçmanızın arkasında evet. Selçuk isimli kişinin bağlantısı var mı? Niye sizi bambaşka bir şehirde saklanırken bulduk? Kesinlikle onunla alakalı bir durum değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Öncelikle benim yaşadıklarım, Erkan Demirhan denen şahsın sürekli kumar oynaması. Ben 15 yaşında bir evlilik yaptım. 3 aylık giriyordu evimize.
Bu 3 aylık bir türlü toparlanıp bir araya gelinmedi. Ben bir şeyler yapmak istedikçe herkes yani bana uyanı olmadı. Bu kumar yüzünden bunaldım, daraldım. Ben ne kadar kalkınmaya çalışsam da bunu başaramadım. Şekilde yalan konuşmana gerek yok. Senin için kalkıştım. Oğlun seni görüntülü konuşurken yakaladı mı? Senin için kalkıştım. Senin için. Kumarın için. Kumarın. Senin kumarın için kalkıştım. Ben bugüne kadar bana ne dedin de ben sana yapmadım. Seni bilmeyen yok. Ne istedin de almadım. Seni bilmeyen yok. Ben seni her türlü her yere gezmeye götürmüş bir insanım. Size baba oğul sizin ikinize de yetemedim. Yetemedim. Ama önce bir dinlemesini öğren. Kesinlikle ve kesinlikle yetemedim bu şekilde yalan konuşacağını düşünmezdim. Yetemedim. Kesinlikle düşünmezdim. Senin kumarcı olduğunu Alaplı mevkisinde bilmeyen yok. Buyurun bunu herkes bağlanabilir. Bunu bir kere beynine yaz. Herkes bağlanabilir. Yeter. Herkes yeter. Bağlanabilir. Ben alnım açık yeter. Buradayım. Beni tehditlerinden bıktım. Beni sürekli böyle darp etmenden bıktım. Başkan. Yeter artık. Yeter. Çıkın benim hayatımdan. Ben mi darp ettim seni? Çıkın benim hayatımdan. Ben mutluyum. Ben bunu iyiyim. Senin içinden gelerek darp söylediğine kesinlikle ya. İnanmıyorum. Darp aslında sen yapıyordun bana. Bunu bilen yok. Bunu kesinlikle bilen yok işte. Ben içimin sırrını dışına vermedim. Ben sizin yüzünüzden gittim, çalıştım, çabaladım. Önüme akşamleyin tarla parası beklendi. Çalıştım, çabaladım, gittim daha yetemedim. Borç paraları aldım. Bu insanlar da bağlansın. Bunları kesinlikle kabul etmiyorum Esra abla. Ben size yetemedim. Benim köyümde istediğiniz vatandaşı bağlayabilirsiniz. Senede 10 gün çalışmış mı? Biz köy çocuğuyuz, yalan değil. Ama bizim köyümüzde ne insanlar var? 5 ay, 6 ay, 4 ay. Ama fındık ayıtlamaya, ama toplamaya, odun yapmaya, mısır dibi kazmaya gidenler olur. Evet. Benim evet. Eşim 11 gün çalıştım evet. Desin 365 evet. Günde ben insan değilim. 11 gün. Fatma evet. Hanım. Evet. Sana yazıklar olsun. Nereye çalışmadın be? Sana yazıklar olsun. 11 gün çalıştığını söylesin. Bir tanesi desin ki benim himayemde Fatma Bıktım. Demirhan 10 gün çalıştı desin. Benim himayemde çalıştı desin. Çalıştım. Çalıştım. Niye? Senin buyurun ben duyarlı vatandaşlara sesleniyorum. He? Ben çalıştım. Bunu, aramadım, ben hiçbir şekilde aradım, kabul etmiyorum. Ne yaptım? Ben şimdi kurukuma yanımdan geçen şekilde. 28 yıl var. Gittim. Bir de son on yaşamış pat olduğunuz. 10 pat pat odun yaptım. Yakamadan geldim. Yetemedim size. Yetemedim. 5-6 ayınız var. Yetemedim. Beni aramaktan vazgeç. Biraz gururun varsa boşan. Boşanmadan ben at imzanı. Ha boşanmak mı istiyorsun? Sildim ben seni. O zaman geleceksin buraya. Boşanmak istiyorum senden. Uzaktan değil. Her şeyi bu söylediklerinin hepsini Dük. Benim yüzüme söyleyeceksin. Daha kesinlikle önce uzaktan değil. Yüzünüze söylüyor ama. Ne demek yani, yüzüne söyleyeceğim? Buraya yüzüne gelsin. Anlaşmalı boşanmanız konusunda elimden gelen yardımı yaparım ama şu anda da yüzünüze söylüyor. Hayır belki baskı altında. Belki tehdit aldı ablam. Peki hemen evet, muhabirimiz. Esra abla bana yardımcı ol. Ben bunlardan bıktım. Özkan'a soralım. Şimdi ekip arkadaşlarımız orada. Sadece bir kişi değil, kameramanımız ve yanlarında bulunan abi, diğer ekip biliyor. Arkadaşlarımız da var. Özkan Bey, Fatma Hanım'ı bulduğunuz ve görüştüğünüz yerde ve o civarda tehdit eden, şantajda bulunan, zorlayan, baskı altında tutan biri ve birileri var mı? Siz Fatma Hanım'la sabahtan beri bir aradasınız. Baskı altında ve tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz? Biz sabah saatlerinde buraya geldiğimizde direkt Fatma Hanım'a ulaştık ve kendisiyle görüşmeye başladık. Ama biz herhangi bir baskı altı ya da birilerinin zorla tutulduğu bir ortam görmedik. Ve kendisi bizi eve misafir etti. Kendisi bize ikramlarda bulundu ve bu saate kadar da kendisiyle sohbetimiz devam ediyor. Dediğim gibi biz burada herhangi bir baskı altında bir unsur ya da birilerinin tehdit unsurunu görmedik. Şimdi yaptığımız olduğunu, bir tarafta bir yayıncılık deneyimimiz de var. Kişilerin işte davranışları, tutumları, yaklaşımları, bazen söyleyemediği şeyleri bir şekilde bize ifade ediyorlar. Fatma Hanım'ın size alttan ne bileyim ya aslında size söylemek istediğim başka şeyler var ama konuşamam dediği sizi bu anlamda uyandıracak bir tavrı oldu mu? Böyle bir şey hissettiniz mi? Biz özellikle Fatma'nın zaten hep baş başa görüştük. Özel konuları da konuştuk. Yani burada canlı yayında söyleyemeyeceğim konuları da bana açık bir şekilde bir abi kardeş durumuyla biz bu konuları konuştuk. Herhangi hiçbir sıkıntısı yoktu. Dediğim gibi bana evliliğinden 15 yaşında evlendiğini ve 28 yıllık evlilik içerisinde yaşanmış olan her şeyi bir abi edasıyla her şeyi detaylı anlattı. Dediğim gibi zaten hep baş başa olduğumuz için bir sıkıntı da görmedim kendisine. Dediğiniz ya bunu gibi özellikle canlı yayında zaten en azından hani herhangi bir
sormak istedim ki şu açıdan gelen konuklarımız kişiler kayıp olduğunda yani baskı, tehdit, şiddet gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunları söylerken Erkan Bey şu açıklama sizi biraz daha rahatlattı mı? Size güven verdi mi? Benim için mi abla? Evet. Ben hiçbir şekilde yani benim yüzüme karşı gelmedikten sonra buraya gelip benimle yüz yüze konuşmadıktan sonra ben hiçbir şekilde hiçbir sözüne itimat etmiyorum. Yani her şeyini bana gelecek. Aynı şeyleri söylediğinde. Gelmiyorum. Çok iyiyim. Çok rahatım. Gelmiyorum. Ben sana Zonguldak'a gel demiyorum. Esra Erol'un programına geleceksin. Fatma Hanım şunu teklif ediyor. Gel aynı şeyleri kesinlikle benim yüzüme gelmiyorum. Söyle. Niye senin lafına ne geliyormuşum? Esra Erol'un ekibine ben zaten konuşuyorum. Fatma Hanımcığım senin şunu söylüyor. Senin lafın oraya gelmem ben. Fatma Hanım bak boşanmak için de bir araya gelmek zorundasın. Seni anlaşmalı buyurun. Boşanma bunu gerektiriyor. Fakat benim yüzüme gelip aynı evet, şeyleri evet. söylediğinde ben seninle zaten bir dakika evli kalmam demek istiyor size. Evet. Biraz gurur varsa zaten kalmaz. Boşasın kalmaz. Beni. Şunu peki. söylemek istiyor ben. Bir buradan bir evet kulaklıkta bir sorun yaşıyoruz galiba. Şunu söylemek istiyor Erkan Bey diyor ki. Buradan kameranın önünden konuşuyor ama diyor. Ben onu diyor yan yana yüz yüze gelip diyor bunları bana söylerse. Ya ne alakası var? Ben gene karşısındayım. Gene karşısında konuşuyorum işte. Esra abla ben gene karşısındayım. Benim kimseden gizlim saklım yok. Tamam benim her şeyim apaçık ortada. Beni bıraktın 23 yaşında oğlunu nasıl bıraktın? Hiç mi oğlunu düşünmedin? Yok. Hiç mi oğlunu düşünmedin? 23 yaşındaki oğlan da beni bıraktı. Niye bak, bıraktı bak, seni? Bak beni dinle. Hiçbir zaman bırakmadı çocuk seni. 23 yaşındaki oğluma dedim ki 23 yaşındaki söyle. Bana fırsat vermiyor ki bu. Siz söyleyin. Fırsat verecek benim bir şey yapmıyorsun gibi. Benim 23 yaşındaki oğluma dedim ki babandan. Devam edin siz. Tövbe estağfurullah. Tamam siz devam tövbe. Edin lütfen. Benim 23 yaşındaki oğluma dedim ki ben babandan boşansam bile bana sahip çık. Seninle ayrı bir ev tutalım. Senin düzenini kuralım. Böyle kuramadım oğlum böyle kuralım dedim. Bana sahip çık dedim. Ben bu olaylardan vazgeçeyim dedim. Canım mı çıktı senin dedi. Gene aynı yere gideceksin dedi. Sen o çocuk bu olaylardan vazgeçelim dediği zaman. Kandırmayacağını nereden bilecek? O çocuk vardiyada çalışan bir adam. Bu terbiyesizliği daha sonra yapmayacağını nereden bilecek? Ben... He? Delikanlı adamın kafasını öyle mi yiyeceksin? Ben ne diyorum be? Delikanlı adamın kafasını mı öyle yiyeceksin? Ben ya terbiyesizlik şimdi, yaptım. Delikanlı ben adamın... şimdiye kadar... Sorunlar ortada ama siz 1 Ocak tarihinde annenizin refakatçisi şimdi olmak için... Ya. Özkan bir kulaklık mı versen ya da hızlıca evet. duyuyor musunuz beni? Kulaklığı vardı diğer kulağında bir duyamadığı için hemen sesi yükseltiyoruz. Evet sesi yükseltiyorum şimdi. Geliyor mu Fatma Hanım kulak sesimi duyuyor musunuz? Ben bunların yüzünden ya. Kulak krizi geçirmişim duyuyorum Esra abla. Tamam şimdi 1 Ocak tarihinde kulak krizi siz... geçirdim benim kulağımdan oldum ben ya. Ailenizin yanına gidiyorsunuz. Evet. Anneniz hasta ve onun refakatçisi oluyorsunuz. Onun yanında kalırken... internette tanışıp görüştüğünüz Selçuk isimli kişiyi hastaneye çağırıyorsunuz. Buna da kardeşiniz ve oğlunuz evet, şahit oluyor. Çağırdım çünkü bir çıkış yolum oydu. Bir o kişiyi hastaneye çağırma sebebiniz neydi? İki o kişiyi oraya çağırarak aslında onun da can güvenliğini tehlikeye atıyorsunuz. Diğer insanların da evet. Mağdur olmasını sağlıyorsunuz. Oğlunuz ve kardeşiniz bu kişiyi tartaklıyorlar. Sonra siz ailenizin evine dönüyorsunuz evet. ve oradan polis eşliğinde çıkıyorsunuz. Neden? Aileniz kocamla ben boşanmak de istiyorum dediğinde canım, size ne çünkü. Söyledi? Evet. Kim? Şimdi bak söyledim. Anneniz hastanedeyken. He. Siz tamam çağırdım. Tamam. Neden çağırdın? Hem diyorlar beyefendinin de can güvenliği tehlikeye sokuyorsun. Evet. Ve daha sonra oradan çıkıyorsun polis eşliğinde. Evet. Ve eşinden boşanmak istediğini söyleyip oradan ayrılıyorsun. Evet. Ben eşimle boşanmak istediğimi... Önce hastaneye neden çağırdın? Hastane olayları daha sonra. Daha hı. sonra. Ben önce ilk evden çıkışımı anlatayım Esra abla. Tabii. Kız kardeşinin evinden çıkıyorsun hatta. Boşanmak için evden çıkışımı anlatayım ablam. Hı, anlat. Ablam, evet kız kardeşimin evinden çıkıyorum. İlk kendi evimden çıkışımı anlatayım size. Yedigelli, Alaplı Yedigelli köyünden çıkışımı anlatayım. Daha geçirdim. Vücuduma titreme geldi. Ölme üzereydim. Dedim ki eşime, burada araba yok. Lan bir 100 lira para bulup da beni doktora götüremediler babayla oğul. 100 lira para bulup. Hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Hiç değilse bir ambulans çağırın. Esra abla kesinlikle. Bir ambulans çağırın kesinlikle. Dedim. Ölüyorum dayım, dedim. Dayım, ölüyorum dayım, Şevket Karakay'a bulmuşsun. Ölüyorum dedim. Bak bunlar olmaz bu yalan. Ambulans da çağrılmadı. Yemin ederim yalan değil. Kesinlikle Allah'ım yalan. Beni senden beter dayıma telefon açtım geliyordu niye gelme dedin adama. Benden beter niye gelme dedin? Yalan değil. Böyle Allah oldu. Allah inşallah benden beter yapar zaten. Bu şekil oldu.
Oğlum sen her türlü konuşursun. Sen her türlü konuşursun. Hayır dayım arayabilirsiniz esnafla. Sizin dayım bana 2 dakika oradayım dedi. Bu gelmeyecek sonra dedi. Ben ondan gitmem dedi. Sonra? Bana ya ambulans çağıracaksın ya. Bir dakika Erkan. Taksi çağıracaksın diyor. Erkan 1 dakikanı rica ediyorum. Sonra? Abla. Abla sonra ben evden çıktım. Annemlere gittim. Benim annem hasta. Annem hastanedeydi. Yoğun bakımda beklemem gerektiği söylendi. Ben annemi beklemeye gittim. Bu şahısa da gel ben artık bunaldım ama ondan önce boşanma davamı da açmıştım. Bu şahısa da gel artık beni buradan götür benim dayanacak gücüm kalmadı dedim. Ona da ben gel dedim. Ona da ben çağırdım. Ve kendi ayağımda da bu şahısa beni kabul ediyor musun etmiyor musun diye yanına gelen de benim. Bu şahıs beni almaya da gelmedi. Bir şey yapmaya da gelmedi. Peki ben 13 Ocak'ta. Ben yemin ediyorum size. 13 Ocak'ta ondan kardeşin. Ondan beter olayım ki çok iyiyim çok mutluyum. 13 Ocak'ta kardeşin ailene sen kardeşim ben Erkan'dan boşanmak istiyorum dediğinde niye senin yanında olmadılar? Niye benim yanımda olmadılar? Sürekli alıştılar beni sürekli her türlü Erkan'a göndermeye teslim etmeye. Halbuki ne yaşadığımı herkes biliyordu. Kimisi para karşılığı da verdi beni ama kardeşlerim değil. Dayılarım da içinde. Herkes içinde. Para karşılığı da teslim edildim ben bunlara. Artık yettiler canıma ben hiç sevmiyorum. Ne zaman açtınız boşanma davasını? Ben... Fatma Hanım ne zaman açtınız? Ben boşanma davasını buraya gelmeden... 1. ayın 3'ü. Benim buraya geleli 2 ay oluyor ablam. 1,5 ay falan oluyor. Siz niye bunu söylemediniz yayında? Ablam şimdi boşanma davası açtım. Her sorulana cevap verdim Hülya abla. Her sorulana cevap verdim. Ben bu konuyla ilgili soru sordum. Yani bir ayrılık kararı aldı mı? Eşiniz sizi terk edip bunları duyduktan sonra bir boşanma davası açtınız mı diye. 16 ayda 2-3 kez soru. Annemin evine, annesinin evine gitti ama asla boşanmayı düşünmedim. Peki Fatma, hiç kimse senin yanında olmuyor. Yani şimdi şöyle de bir gerçek var. 28 yıllık bir evlilik, diğer tarafta 19 yıl boyunca eşinin bu kazasından sonra dün eşine Erkan Bey de söyledi. Dedi ki hakkını yiyemem. 24 yaşında çok fedakar bir kadındı. Bütün ömrünü ben bana adadı dedin. Evet. Aynen öyle ablam. Baktım. Ettim. Çalıştım. Çabaladım. Baktım. Gül gibi baktım. Ailesinden bir kimse daha bir şeysini görmemiştir. Kimseye teslim etmedim. Ben onun ona bakarken etmiyorum. Çocuğumu da büyüttüm ama bana bir sahip çıkan olmadı. Bu fedakarlığın evet, karşısında bak yaptığın çok da büyük bir fedakarlık. Şu açıdan söylüyorum. O zamanki evet, yıllarda da 1 yıl, 2 yıl sonra ben ayrılmak istiyorum derdin. Ya da bu zorluklarla göğüsleyemediğin için de ayrılmak istiyorum derdin. 19 yıl boyunca aslında kendini, evet, duygularını, abla, her şeyini arka plana atmışsın. Hayatını hem kocana hem de çocuğuna evet, adamışsın. Evet ablam her şeyimi attım. Şimdi haksızlığa uğradığını evet, düşünüyor abla musun? Ablam ben düşünüyorum. Benim emeklerim bütün boşunaymış. Benim çocuğum bile benim arkamda durmadı. Ben bu şahısa baktım. Hakkımı helal ediyorum. Beni kimse bakmadı diyemez. Benim Yedigerli köyünde zaten bir kimse de beni ki, kötü diyemez. Gerçeği konuşuyorum. Yalan konuşmaya demez gelmedim zaten buraya. Ben buraya kesinlikle yalan konuşmaya ben gelmedim. Baktım, gerçeği konuşuyorum. Ettim. Tamam. Tamam ben de gerçeği konuşuyorum. Ben baktım. Hayır ben sen gerçeği konuşmuyorsun. Gerçeği sen ben çok çalıştım diyorsun. Bana bir aynen tane bizim oradan çalıştı diyen bir vatandaş çıksın. Ben 10 gün benim Fatma Demirhan'a yevmiye verdim evet diyen bir tane vatandaş çıksın. Çıksın yani. Bana ben bak hiçbir bana zaman için Esra abla bak, eşim bak, birisine yevmiye gidecekse beni bile kendisi beni isterse dinle gitti. Ben seni istemedim şu kumardan yani gideceksin ben, demedim. Seni şu kumardan ben vazgeçiremedim. Nasıl oluyordu? 3 tane maaş alıyorduk bir araya toparlayamadık bu maaşları. Baba evet, oğul sürekli beni kandırdınız. Zaten bir ortada benim oğlum bana 100 lira para vermezdi Esra abla. 100 lira para vermezdi. Sürekli ben Alapya mesela çarşıya indiğimde adamın teki geldi bir gününde. Elinden parayı çekip almadı mı? Ver parayı. Abi yalan konuşma. Kesinlikle yalan konuşma. Ver parayı demedim mi sana? Kesinlikle. Bak, ne zaman Allah'ı bana aç kaldın? Allah'ım ne beni zaman senden beter etti. Ne zaman? Ne zaman bir yere gezmeye gitmek istedin de gitmedin bak Fatma? Bak kelimeyi yaptı bu adam. Sen gittin o parayı o sen adamdan geri aldın. Sen benim evimi terk eden Fatma değilsin. Bir şekilde sen yalancı geri aldın olmuşsun. Bir şekilde. Sen bak. Bana bak. Yalancı değilim. Yalancı bakıcı olmuşsun. Bakıcı maaşı alıyordum. Bakıcı maaşıma bile el koydunuz be. Bakıcı ben maaşını bile bak kartını bakıcı bile sendeydi. Sen çekmeye gidiyordun. Esra şu anda maaşı gene sen alıyorsun. Sayesinde, en son benim Hatice'nin elinden geldiğim gün bile beni tanır. Bana bakıcı maaşı İsterse hakkında yalan isteyenler bizim 3200 kasadan geçen miktarı yaptığımız alışverişi bütün söyleyebilirler. Bakıcı maaşını onlar mı çekiyor? O çekiyor Erkan'da kartı. Bakıcı maaşı bile şu anda sen alıyorsun bu bir. Hatice'nin evinden çıktığım gün.
Bakıcı maaşı 3.250 lira para alıyorum. Evet. Sen bana dedin ki 1.400 lira para yatmış boşanma davası açtığından dolayı dedin. Lan o gün bile bana yalan söyledin sen para için be. Para için para. Sen bir niye parayı? Ben sana ne dedim? Ben sana yetemedim. Esnaflacığım dedim olsun. Tek kelime. Senin parayı olsun, dedim gel beraber olsun. Çekelim. Ben kardeşinin yanına seni almaya geleyim. Peki ki... Fatma bir saniye. Kumar oynuyor musunuz? Hayır, ve oynuyorsanız nerede? İnternet üzerinden mi? Hayır kesinlikle. Böyle kesinlikle. Şans oyunlarından medet umuyor musunuz? Abla yemin ederim. Abla yani, ne oynuyor abla, Fatma? Ben gördüm. Biraz vicdan varsa. Ben oynuyor diyen. Son iki yıl konuşuyorum. Ben gördüm ben oynuyordu. Dedi diyen bir tane vatandaş varsa bağlanabilir. Şunu merak ediyorum. Sen de isimsiz bağlansın. Fatma ne oynuyor? Allah nerede oynuyor bu kumarı? Ondan sonra da onun sürekli çarşıda Alapya'ya iniyordu. Ondan sonra köy kahvesinde şunu sürekli bana Esra abla bir de köy kahvesinde bana şöyle git böyle git diyordu. Kahvelerde mi kumar oynuyor? Kahvelerde evet. Kahvelerde. Oynamıyor musun? Bal gibi de oynuyorsun. İşte, İftira atmıyorum. Sana yemin ediyorum onu ben şu anda da yapıyorum. Ben senin yapıyor. Kumarına da yetemedim. Bıraktıramadım, edemedim, ne yaparsan yap bu saatten sonra. Şimdi bu oyunlar güzel oyunlar, keyifli oyunlar. Böyle çok severiz özellikle de yaz akşamları ama bir de bana biraz fazla bana para dönüyorsa insan eve alacağı ekmeğin parasını çay. Oraya yatırıyorsa sıkıntı çay var. Çay ve meyve suyu, başka bir şey yok Esra'cığım. Yediğin içtiğin çay ve meyve suyu, başka bir şey yok. Fatma bütün aileni sildin sen. Kız kardeşinle. Ne oynuyorsun ki? Parasını da oynadın, kumarına da oynadın. Fatmacığım bak bütün aileni sildin. Herkese arkanı döndün. Bir evet. Kişi yok mu senin yanında ya? Yanına gidebileceğin, sana destek olabilecek bir şu kişi yok mu ailende? Şu anda kesinlikle yok. Abla benim bir kimsem yok. Abla. Şu anda kimsesi abla, yok. Benim bir kimsem yok. Benim bir kimsem yok. Ben zaten kabul etmiyorum. Peki onların senin yanında olmaması, senin boşanma kararını desteklememesinin sebebi şu anki yapmış olduğun seçimden dolayı mı? Hem şu anki yapmış olduğum seçimden dolayıdır belki ama sürekli oraya gitmem istendi benim. Sürekli aynı çileyi çekmem istendi benim. Kimse kimsenin ne yaşadığını bilmiyor. Herkes bu akşam huzurlu yemek başında bunlar bunu düşünüyor. Benim ailem de bana sahip çıkmadı böyle. Sen kendine sahip çıktın mı? Bana çıkabildin mi? Ablam sığınmaya kadar gittim, çıkabildiğim kadar. Çıktın. Özkan bu arada tutmuş olduğun mikrofonda bir sıkıntı var. Eğer yaka mikrofonu varsa ben yayını da devam ettiriyorum. Bu arada hemen bir yaka mikrofonu. Ya kalabilir yayında önemli değil. Yani bunlar canlı yayında her an her şey olabilir. Teknik sıkıntı da olabilir. Fatma Hanım'a yaka mikrofonu takıyorlar. Bir, ben ne sana ne oğluma yetemedim diyor. Evet. 19 yıl boyunca size baktım ama artık bu işin altından kalkamıyorum. Ne demek istiyor karınız? Şimdi Esra ablacığım ben açık konuşabilirim. Bunu bak zincir marketlerin kasiyerleri beni tanıyanlar da çıkıp bağlanabilir. Hiçbir şekilde gizlim saklım yok. Örnek veriyorum bu ay 3.000 lira maaş aldık. Örnek veriyorum. 3.000 lira maaş aldık. Eşim ben oğlum markete gideriz. Benim eşim markete gittiği zaman aynen çocuk gibi cipsi, çikolata, bisküvi, leğen, tabak, çatal, kaşık bu şeylere bakar. Benim oğlum buna kızar. Ben de oğluma derim ki oğlum sen git marketten çık. İşimiz bittiği zaman ben seni ararım. Her şeyi yaparsın. Gideriz köye konuşuruz derdim. Sen karışma. Annen alışverişini yapsın. Ve ben hiçbir şekilde karışmam, üzmem. Ve sonrasında örnek verdiğim zaman 3.000 liralık alışverişin 2.700 lirasını markete bıraktığın anda 300 lirayla eve geldik. Biz bir aileyiz. Çünkü benim gelirim belli, giderim belli değil. Bu bir gerçek. Devletin bana vermiş olduğu bir para var. Benim çabam bu belli, nerede? Gelirim belli, giderim belli değil. Tamam bunları diyorsun. Ama bana 3 gün sonra da şunu al, ulan bunu ben al dediğin zaman ben tabii ki zorlanıyorum. Bile. Ben çalışan bir insan değilim. Sen yüzünden be! Bu şu anda benim kuru gözümde yalan konuşuyor. Kuru kumayı yiyemeden geldim. Neyi yiyemedin dedi? Benim sırtımdan bütün yaptınız. Benim sırtımdan. Bakıcı ya, maaşını şu anda hala almaya devam ediyorsun. Bir tane bana sen, yaptığın be. Oldu. Bak ben senin iyiliklerini hep burada konuştum. Senin ama bir ben maddi gözüm olarak yok. Şurada çalıştım da senin şu sigortam ödendi şunu yok. Yaptım da ben sana baktım diyebileceğim bir benim şey var mı? Benim sesim oraya gitmiyor mu? Geliyor. Buyurun Fatma Hanım. Ben senin bir şeyinde, benim bunun bir şeyinde gözüm yok Esra abla. Benim bunun bir şeyinde gözüm yok. Şu anda bakıcı maaşını daha hala almaya devam ediyor. Alsın, doysun, benim yakandan sayılsın. Beni boşasın bu adam. Ben buna tüm yaşadıklarınızı, yaşadıklarınızın ne zaman farkına vardınız? Eşiniz şunu iddia etti. 5-6 ay öncesine kadar Fatma hep bildiğim o sevgi dolu, şefkatli olan Fatma'ydı. Ama ne olduysa 5-6...
Sonra beş ay falan oldu. TikTok'u da ben buldum. İşte o bundan sonra oldu zaten. Ne oldu? Yettim. Yani yettim. Sosyal medya sizin hayatınızı değiştirmiş olabilir mi? Efendim ablam? Yani sosyal medya mı sizin hayatınızı değiştirdi, evet, yoksa sosyal medyada, evet, bulduğunuz kişi mi sizin abla, hayatınızı değiştirdi? Abla, abla, abla. Ablacığım kesinlikle onunla bir alakası yok. Bak yeminle konuşuyorum, kesinlikle onunla bir alakası yok. Artık çektiklerim, yaptıklarım ağır geliyordu. Bana sürekli küfür ediyordu, dışarı çıksam. Lan bunu komşular da biliyor abla. Bana sürekli küfür ediyordu, içeri girsem dışarı çıksam çok... Düşünmezdim. Ben seni gerçekten tanıyamamışım. Esra ablama da dedim ya, dünyayı kısa değil. Yok. Yıkılmasına Demirhan gerek yok. Ben eşimi tanıyamamışım. Niye çıktın oraya? Niye? Gerçekten niye? Niye çıktın? Rezil olmak için mi çıktın? Ben niye çıktım niye biliyor çıktın? Musun? Benim peşimde. Abla. Bağırma. Niye benim yanımda? Benim ailemle bir işim yok. Senin ailen benim seni niye tutmuyor? Eşinden bir şey, kız kardeşinden annene niye tutmuyor? Ben ailemi reddettim lan. İşte buyurun. Küfür etmeyelim. Ben ailemi reddettim. Ben ailemi reddettim. Şimdi Dün Erkan Bey... Bana sahip çıkmadık onun için, ben ailemi reddettim. Bir saniye, benim ailemi de arama. Fatma, benim... Erkan Bey'e dedim ki yani eşiniz buyur çıksa abla, gelse sizi karşı karşıya getirsem, bak daha seni bulmadım bile. Karşı karşıya getirsem abla, ayrılmak mı istersiniz? Tüm bu yaşananlardan, öğrendiklerinizden sonra, yoksa farklı bir kararınız mı var? Dedi ki benim eşim hasta, psikolojik rahatsızlığı var. Ben onunla yuvamı kurtarmak isterim. Psikolojik rahatsızlığım varsa onun yüzden psikolojik rahatsızlığım var. İlaç kullanmıyorum, bak, gayet de iyiyim ablam. Gayet de çok rahatım, gayet de çok iyiyim. Hiç de bir sorunum yok, çok hayır, şükür Allah'ıma. Ben onunla barışmak çok şükür, isterim Allah'ımı dedi. Da biliyorum, yerimi de biliyorum. Ben onunla barışmak isterim dedim ama bugün eşinizi gördüğünüzde dediniz ki, yani dünkü söylediğiniz her şey geçerliliğini yitirdi. 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 İnanamadım yani. Telefon hattında ablam, Erkan Bey'in amcaoğlu var. Ablam. Dinleyin Fatma Hanım siz de. Hoş geldiniz yayına, merhaba. Onlar onun öğretmesi, konuşsunlar. Dur bakalım ne diyecekler bilmiyoruz ki, dinle ama sen de. Telefon amcaoğlu, gitti. Amcaoğlu ben onların konuşmalarını kabul etmiyorum Esra abla. Hı hı. Size şunu söyleyebilir miyim Fatma Hanım? Hayır Esra ablacığım, benim tarafımın konuşmasını kabul etmiyorsa kız kardeşlerini bağlasın, annesini bağlayalım. Fatma Hanım, boşanmayla ilgili insanların... Kimsenin bağlam... Ablam! Bak, abla! Bir dakika abla, dinle beni. Ablacığım. Bana bir söylesin, anladım. Kimse yayına bağlanmasın. Ablacığım ben kimsenin bağlanmasını istemiyorum. Niye? Bağlanmasın hiçbir kimse. Yayına bağlananların senin söyleyeceklerini seni rahatsız eder. Belki yayına bağlanıp beni şey diyecekler. Abla benim can güvencem. Can... Buyur ablam. Ablam. Hani belki de şunu ablam, söyleyecekler. Ben kimsenin, kimseyi tamam, kabul etmiyorum. Bilmiyoruz ama bir bakalım. Fatma'yı çok seviyoruz. Fatma ben dünya iyisidir. Onun bu hale gelmesine çok üzüldük. Belki diyecekler ki Erkan abi bu işi uzatma artık. Seni istemeyen bir kadınla yapma diyecekler. Abla. Ya da Fatma... Senin bu süreçte amca yanındayız diyecekler. Onlar onun her ağzından şey konuşur. Abla, abla onlar her türlü konuşur. Bak Esra'nın bir dinle, bak Esra'nın bir dinle. Abla onlar her türlü konuşur. Ben bunların konuşmalarına artık zamanından beri bıktım, bıktım. Bıktım abla, canıma tak ettiler benim buna. Canıma tak ettiler. Peki, Erkan Bey'in amcaoğlu telefon bıktım hattında. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Efendim, Esra abla sizden bir ricam var. Buyurun. Allah'ın kitabını severseniz bu kadını bu çocuktan kurtarın. Boşansın yani. Kurtarsın. Yedi, Alaplı Yedigelli köyün namına konuşuyorum. Bu kadını bu çocuktan kurtarın. Allah'ın kitabınızı siz var ya, ilk önce Allah ondan sonra sizsiniz. Bitti. Niye bunu bu şekilde konuştun? Kimsin Allah sen? Allah senden razı olsun. Benim bir kere amcam yok ki. Sen amcaoğlu olma şansın Allah yok. Adını söyler misin? Allah senden razı olsun. Allah şimdi, senden razı olsun, kim olduğunu bilmiyorum. Ne dedi dinleyelim, tamam. Şimdi, hayır, dinleyelim. Sizlerden bir rica ediyorum. Şimdi Erkan orada sen kimsin benim amcaoğlum yok diyor ya. Ben telefon numaramı da verdim, her şeyimi de verdim. Gerekirse canlı yayına da çıkarım ama ben bu kızı tanımıyorum, bu kızcağızı tanımıyorum. Uzaktan yakından tanıyorum da. Bu çocukla ben çok konuştum, ettim. Ben yani ne bileyim ben de Demirhan'ım, şu anda utanıyorum.
Kurtarın bu kızı bundan. Sizden tek bir cevap. Demirhan Sırla kimsin? Kimsin? Ne adam bir anlatsın. Dur şimdi şu cevap ya. Erkan'ı bir an önce Fatma'dan kurtarın, bir an önce boşayın demek. Yani hani Erkan sakın barışma konusunda ısrarcı olma. Bu evliliği bitir demek. Fatma'yı kurtarın diye. Ay devam edin lütfen. Allah senden razı olsun kimse. Böyle konuşursa televizyonda içim yanıyor. İçim yanıyor, üzülüyorum, ediyorum, gidiyorum, bitti. Aile siz kimin yakınısınız? Ağlamak istemiyorum, ağlamayacağım. Aile hayatını biliyor musunuz? Çiftli... Aile hayatını, avukatların aile hayatını, yaşantısını bilmiyorum ama Erkan Bey'i çok... Ekrana yansıdığı kadarıyla yorum yapıyorsunuz. Erkan Bey'i çok iyi tanıdığımız için Alap'la geziyoruz, tozluyoruz, dolaşıyoruz, ediyoruz. Onu bilmeyen aile... yoktur Esra abla. Evet, evet devam edin. Yüze kapatmak istemiyorum. Esra Hanım. Allah senden razı olsun. Bunu Yedigelli köyüne gelin komple sorun. Yedigelli köyümüz 150-200 hanelik bir köydür. Bunu sorabilirsiniz. Yedigelli köyüne komple sorun diyor. Allah senden razı olsun. Peki teşekkür bu ediyorum yayına da bağlandığınız için. Bu da Alaplı'da ulaşamadın bir dostum mu? Kötü kelime. Kedi peki, kelime kullanmış. Konuş ama kötü kelime tekrar kullanmış. Tekrar bir telefon lütfen varmış. Alo. Alo hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Kimle görüşüyorum? İsim vermek istemiyorum ablacığım. Buyurun lütfen. Ya bu beyefendiye bir sorun da Akman'ın Mehmet'in oğlu var Murat. Kahveye çalıştıran, kumarhaneye çalıştıran. Evet. Hani diyor ya az önce ben hayatta kumar oynamıyorum. Kumar oynayan kim varsa arkadaşlar bağlansın diye. Biz de arkadaş olarak, insan olarak bağlanıyoruz. Oynuyormuş mu oynamıyormuş. Kur'an'ın kitabının üzerine bir yemin etsin. Allah razı olsun abim. Ulan Allah sana tamam, razı olsun tamam, abim. Tamam görün diye eğleniyorsun Anadolu'ya. Bu tekerlekli arabayla sana evet, herkes maaş veriyor. Herkes evet, para veriyor. Evet. Yok. Allah sana razı olsun abim. Sen kumarhanede Yedigar'da Akman'ın Mehmet'in oğlu var Murat. Yalan söylemene gerek yok kardeşim. Akman'ın Mehmet'in oğlu Murat kim? O kahveye girdiğin zaman ne? Akman'ın Mehmet'in oğlu Murat kim? Akman'ın Mehmet'in oğlu Murat kim? Esra Erol Anadolu'ya geldiği zaman herkes gösterir. Yalan Murat dediğin zaman yok, kardeşim. Murat kahveci mi? Ben yok meyhaneci. Erkan Bey şimdi söylüyor. Bir saniye. Çok uzun bir süre ekran biplendi. Çünkü o biplenme süresinde sürekli bir küfür vardı. Olmaz. Özür dilerim Esra abi. Yani ama yalana da bu benden değil. Sürekli aynı zamanda ya yayında Murat, da doğru. Benim köylüm tamam ama kahvesi de var okey. Ama ben çocukla selamım yok. Esra abla bana da böyleydi. Murat da bağlanabilir. Desin ki Erkan Demirhan benim kahvemde kumar oynadı desin. Ben o zaman inanacağım. O zaman kabul edeceğim. Kahveci, sadece doğru. Ne oynuyorsun be? Girsene şimdi, bana bak. Fatma Hanım şunu da yapmayalım. Arkasında durduysam. Sadece. Arkasında durduysam. Oynadığının da arkasında dur. Sadece bu kumar çok kötü bir illet. Yani insanın hayatını, rızkını dağıtan, yuvayı da yıkan bir illet. Ama diğer tarafta sadece bu değil. Bir takım üst üste binen o kadar çok sorunlar var ki her şeyin bir patlaması var. Fatma bu patlamayı yanlış bir yoldan, bu patlamayı yarattı, yanlış bir yoldan gidiyor. Bu onun görmüş olduğu bir zarar da var. Sen şimdi bu kadar cesaretli olmuş olsan şu yöntemi şimdiki durumunu seçer miydin? Fatma dinliyorum seni. Bilmiyorum beni duydun mu duymadın mı? Ablam. Konuş. Ablam ben size şahısa diyor sandım. Bir devam, daha tekrar değebilir misiniz? Şimdiki davranışını doğru buluyor musun? Tüm yaşadıklarında haklısındır ama şimdiki bulmuyorum davranışın ablam. Yani seni haklı mı kılıyor yoksa yanlış olduğunun farkında mısın? Ablam şu anda yanlış olduğunun farkındayım ama sığınacak bir kimsem yok. Ben ailemi de artık daha gözüm görmüyor. Kimseyi istemiyorum. Size şunu söyleyebilir miyim? Bir yola, bakın Fatma Hanım. Beni bu yola onlar itti. Tamam.
Ben... Beni bu yola onlar itti. Bakın ama lütfen dinlerseniz... Ben Fatma olarak yoluma devam edeceğim abla. İçinde bulunduğunuz durumu size hukuken anlatmak isterim. Siz şimdi diyorsunuz ki bir takım nedenleriniz var. Kendinize göre nedenleriniz haklı olabilir. Evet abla. Bir dilekçe verdiniz, iddialarınızı yazdınız. Ama siz Fatma Hanım olarak bu iddiaları ispat etmek zorunda kalacaksınız. Avukatım da var ablam. Ha. Ama mahkemelerde şu durum var. Siz içinde bulunduğunuz durumda evlilik dışı bir ilişki yaşıyorsunuz. Ve bunun artık karşı tarafta ispatlanmasına gerek yok. Bu sabit ve sizin tarafınızdan da ikrar edildi. Karşı taraf bunu ispat etmek için uğraşmayacak. Bizim kanunlarımıza göre davayı açan taraf, yani Fatma Hanım, daha fazla kusurlu bulunursa açtığınız davanız reddedilecek. Sonuç olarak boşanamayacaksınız. İçinizde bulunduğunuz durum, oğlunuz, ailenizin durumu. O yüzden de sizin en kısa zamanda bunu bitirmeniz lazım. Sizden nacizane talebim şu. Evet abla. İçinde bulunduğunuz durumda bu size bir fırsat olabilir. Karşı tarafta eğer anlaşmalı olarak boşanmayı kabul ediyorsa bunu bir an önce sonlandırmak her iki tarafın da hayrına. Çünkü evliliğiniz artık... Bitmiş. Ve bakın, buraya gelirsin. Reşit olarak bir 23 yaşında evlat var. Aile birbirine girmiş. O yüzden de aklınızı, mantığınızı iyi bir şekilde düşünmenizi isterim. Yani şimdi daha cesaretli davranın. Sizi buraya bekliyoruz. Özkan Bey yanınızda da olacak. Erkan Bey, bu evliliğe devam etmek gibi bir isteğiniz var mı? Kendisi beni istediği takdirde her zaman hazırım. Dünkü sence karınız gibi. Sizi istiyor mu? Efendim? Sizi istiyor mu karınız? Bence şu anda istiyor ama bunları içinden gelerek konuştuğuna ben inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Allah! Tamam, senden beter olayım. O zaman gel burada boşanalım. Ben istediğim yeri O zaman gel buldum. Burada boşanalım. Ben istediğim yeri buldum. Tamam eğer gel o zaman burada boşanalım. Eğer gerçekten söylemeyin Fatma Hanım, uygun olmuyor. Boşarsın, sıyırsın beni yakandan. Tamam peki. Gel burada ben boşanalım. Ben boşanacağım. Tamam gel. Tamam. Senin karşısına niye geliyormuşum ben be? Özkan niye size durumu izah edecek Fatma. Niye geliyormuşum? Peki, teşekkür ediyorum yayına da bağlandığın için. Anlaşmalı boşanma konusunda biz yardımcı oluruz. Beni hala istiyor ama bu baskıdan dolayı bazen davranışlarımızla, tavırlarımızla, sözcüklerimizle gerçeği karşı tarafa ilan ederiz ama karşı taraf görmez, duymaz ve anlamak istemez. O kendi düşüncesi ama gerçek bu ki bazen barışma kadar ayrılık da her iki taraf için hayırlıdır. Yarın pazartesi devam edeceğiz bu konuya. Veli Öztürk konusuna geçiyoruz. Şengül karşımızda, Veli de gelsin ondan sonra hatırlatma. ...25 Haziran'da evi terk etti, iki tane çocuğumu bıraktı. Seni de istemiyorum dedi, çocukları da istemiyorum dedi. Ben de kendime dedi, başka bir hayat kuracağım dedi. Şengül Öztürk'le telefon attın. Ocak ayında Sebahattin isimli kişiyle mi kaçıyorsunuz siz tekrar? Biz öyle evlendik, kaçmadık. Veli'nin karısı Şengül geliyor. Hani evden kaçtı diyor ya, evden gitti. Ben evden gitmedim Esra abla. Evden beni annesi çıkardı. Bu niye yalan söyle, buraya çıkıp da ben gitmişim. Şiddet gördüm, darpla gittim. Annem beni çocuklarım var diye geri gönderdi. 25 Haziran'da senin kayınvalideyle evde bir tartışma yaşanıyor herhalde. Evet, sürekli bir, tartışmamız var zaten. O tartışmanın sebebi senin sosyal medyada biriyle görüştüğüne şahit olduğunu iddia ediyor. Okuması, yazması biliyor. Yalan Esra abla. Seni evden dışarı atmasının gerekçesi neydi? Köyde kına vardı Esra abla. Kınaya gittik. Biz eğitimde konuşmuyoruz bayağıdan beri. Kayınvalide, gelin yan yana durmuşlar. Bana bakıp gülüyorlar. Siz dedim bana niye bakıp gülüyorsunuz dedim. Artık yeter dedim. Beni ahne ezdiniz dedim. Öyle kavga ettik. Sonradan sabah oldu. Sabah kalkmış jandarma karakoluna benim can güvenliğim yok diye. Ama sen Ocak ayında neydi? Sebahattin ismin, Sezer isimli kişiyle kaçıyorsun. Bu kişiyi nerede tanıdın? Köyde Esra abla, bizim bakkalı vardı, köyde tanıştık. Barışırdık belki, niye kaçtın? Direkt kaçmayı ne, kaçma yöntemini buldum. Niye kaçtın? İlla ki kaçmak zorunda mıydın? Bir kere beni arayıp da, annem arayıp Ben seni takip ediyorum. 6 aydır o Sabahattin Sezer denilen kişiyle 6 aydır irtibat halindesin. 6 aydır. Ben Aydın'dan açıklayamadım geldiğinden ki. Beri o kişiyle yüz yüzesin. Dur bir dakika. Evinize getiriyorsun onu. 3 kere istemeye gitmiş Esra abla. 3 kere. Bu kişiyle gelecek planın nedir? Evleneceğiz Esra abla. Şimdi, sen kaç yaşındasın, o kişi kaç yaşında? Ya, senin benim izlemem altı seni nasıl aldı? Güne kadar kendi hakkınızı korumak için hiçbir şey yapmamışsınız. Ama bu saatten sonra dimdik durun.
hakkınızı koruyun, boşanmanızı gerçekleştirin. Hayat ikinizi farklı yollara götürsün. Bir an önce benim soyadım çıksın. Ne yaşayacaksınız ondan sonra yaşayın. Veli Öztürk, 12 yıllık hayat arkadaşım, 25 Haziran tarihinden beri hem kayıp hem de 11 yaşındaki kızımı bana göstermiyor iddiasında programa başvuruda bulunmuştu. Eşi bu dönemde ailesinin yanına gidiyor. Oradan da aynı köyde Zonguldak'taki bakkal olan neydi, Sebahattin miydi? Sebahattin isimli kişiyle kaçıyor. Onunla dini nikahlı bir beraberlik yaşıyor. Şengül. Efendim abla. Nasılsın? İyiyim. Yayını izledin mi tekrarını? Hı? İzledim. İzledin. Düşündün mü? Genelde hayatımızda şöyle bir şey oluyor. Yaşadığımız sıkıntıdan kaçmak için kendimizi başka bir sıkıntının kollarına atıyoruz. Bu yanına kaçmış olduğun Sabahattin Sarı isimli kişiyi ne kadar süredir tanıyorsun? Yani ona ne kadar da güveniyorsun? 2-3 ay. 2-3 ay. Hakkındaki her şeyi biliyor musun? Aşağı yukarı biliyorum. Yani senin için güvenilir, doğru ve iyi bir insan mı? İyi Esra abla. İyi. Sen bu kişinin yanına kaçtığında 11 yaşındaki kızını da götürdün onun yanına. bu benim için her zaman çok sıkıntı olmuştur. Bir anne olarak bu konuda bir hassasiyetim var. Ama dedin ki biz daha ilişkimizi o kadar ilerletmedik. O çocuklarıyla beni tanıştırmadı. Sebahattin Sarı seni ailesine hem de böyle çirkin yolları seçerek seni bir ailesi olarak görüp seninle dini nikah kıyıyorsa seni neden çocuklarıyla tanıştırmadı? Çocukları istemez diye, daha hani kabullenmez hemen diye şey yapmadı. Hani bazı konulardan dolayı. O boşandı mı? Boşanmış Esra. Ne kadar olmuş boşanalı? Bildiğim 2 sene herhalde. Niye boşanmış? Anlaşamamışlar. Çok uzun mu sürmüş davaları yoksa tek celsede bitmiş mi? Tek celsede boşanmış. Kim boşanmak istemiş? Yani sana anlattığı kadarını soruyorum. Sabahattin boşanmak istemiş. Ben demiş bu evliliği bitiriyorum ve evlilik bitmiş. Evet, başka bir problem, sorun, sıkıntı? Onları bilmiyorum. Onları bilmiyorsun. Güveniyor musun? Güven çok zor bir duygu ya. Güveniyorum. Güveniyorsun. Çocuğun, ya şimdi 11 yaşında bir kız çocuğu varsa özellikle tüm ebeveynlere çağrımdır. Yeni tanıdığınız, tanıştığınız insanların yanına lütfen çocuklarınızı koymayın. O insanlarla aynı ortamlarda bir arada tutmayın. Bunun için zamana ve güven duygusuna çok ihtiyacınız var. Abla. Esra abla. Abla bir şey sorabilir miyim? Tabii. O evlendiği kişi de yani öz ve öz amcasının karısını alıp da götüren bir kişi. Böyle bir şey yapan bir kişiye ben yanında çocuğumu koymak istemiyorum yani. Sebahattin Sarı denilen kişi yani. Şu anda telefon attığında. Sezer, pardon, Sebahattin Sezer. Sebahattin Sezer, merhaba. Merhaba. Hayırlı. Size... Veli Bey, ben yayına bağladım. Çünkü sormam gereken sorular var. Tamam. Sebahattin Sezer, öncelikle evli misiniz? Bekarım. Bekarsınız. Ne zaman boşandınız? Her şey 2 sene olmuştur. Boşanma sebebiniz nedir? Biz anlaşmalı boşandık. Herhangi bir durum yoktur. Herkes kendi sosyal hayatını yaşamak istediği için biz anlaşmalı bir şekilde tek derecede boşanmış bir insanlarız. Kaç çocuğunuz var eşinizden? Kötü bir vaziyetimiz de yoktur. Çoluğumuz çocuğumuzla da anlaşmalı durum içerisindeyiz. Çocuklarımızla görüşür durumdayız. Kaç çocuğunuz var eşinizden? 5 tane çocuğum var. 5 çocuk var. Çocuklar kaç yaşında? 27 ile 12 yaş arasındalar. Peki. Sosyal hayatımızı yaşamak için bir boşanma kararı aldık dediniz değil mi? Yanlış anlamadım. Şimdi şöyle. İlk eşimle 22 senelik bir evliliğim var. Boşanmanızın sebebi eşinizin erkek kardeşinin karısını kaçırma olabilir mi? Kesinlikle. Hayır. Eşinizin erkek kardeşinin karısıyla karısını kaçırdınız mı? Onunla bir ilişki yaşadınız mı? Doğrudur. Ona nikah kıymışımdır. Sorunlar olmuştur. Bakın tekrar soruyorum. Biz anlaşmalı boşandık 22 yıllık hayat arkadaşımla kendi sosyal hayatlarımızı yaşamak için. Ama siz eve
ateş salan, tüm aileyi dağıtan birisiniz. Karınızla evliyken erkek kardeşinin karısıyla ilişki kurmak hiç kabul edilecek bir değil, şey. Boşluk, bir erkek boşluk. Bu ya? Bir durum değil. Bu kişiden ve onların da boşanmasına boşun sebep mi oldunuz ve bu kişiden bir çocuk yaptınız mı? Ben onların boşanmasına sebep olmadım. Boşanmadan pekala benim izlenmem adına nasıl onlar hala ya evliler Sabahattin Sezer. Şöyle onlar söyleyeyim Esra Hanım. Nasıl insan konu aslında benim sen sahip çıktın mı? Şengül Hanım. Burada Şengül Hanım'ın hayatı söz konusudur. Vallahi Şengül Hanım'ın hayatında şu anda ve merkezinde siz olduğunuz için sizin davranışlarınız, yapmış olduğunuz her şey onu direkt etkiliyor. Bir Şengül'cüm, Sebattin karısının, erkek kardeşinin karısını kaçırıyor. Bunu biliyor muydun? Köylüsü abla biliyorlar hepsi. Biliyor muydun? Biliyordum. Biliyordum hesabı. O kişiyle bir ilişki yaşıyor ve bir çocuğu oluyor. Bunu biliyor muydun? Çocuğu yok. Herhalde. Çocuğu oluyor, bir çocuğu var. Sor bakayım var mı yok mu diye. Ya çocuğu var biliyorum ama hani... Bir çocuğu var, bir ilişki yaşıyor. Bir de 22 o kadın şu evlilik, anda... 27 yaşında çocuğunuz var. Başka ve... evlilikleriniz var mı? Benim iki evliliğim vardır resmi olarak. Çok abi, başka çok da bir durum ya söz konusu değildir. İkinci evliliğiniz kimle? Bahsettiğiniz kişidir. Fatma Hanım'la hala resmi nikahla evli misiniz? Fatma Hanım ilk eşimdir. Hamit'in karısıyla. Evet. Evli misin şu anda? Hayır, boşum. Boşandınız. Evet, iki senedir de boşuz. Zaten bir sene bir evliliğimiz sürdü. Bir yılda evliliğiniz sürdü. Evet, resmi olarak İlişkinizin... bir yıl evliliğimiz sürdü. Yanlışımızın farkına vardık ve ayrıldık. Senin buna bu kadar sana basit bakabiliyor musunuz? Nasıl erkek? Yani? Normal basit bakılacak bir durum değil. Yanlış olan neydi? Ama insan hayatında bazı yanlışlıklar olabiliyor. Sebahattin Bey, yanlış olan yanlışı neydi? Bir şekilde telafi edebilmek. Sebahattin Bey, yanlış olan neydi size göre? Yanlış olan anlattığımız durumdu. Ben anlamadım. Bunun da yani biz bakın, farkına vardığımız bana göre farklıdır, size göre farklıdır. Size göre yanlış olan neydi? Ben yanlış olan erkekliğin kitabında bir evli kadını alıp da evine getirilmez. Artık kadınları İstanbul'da orada bırakmaz. Madem sen erkeklik evli kadın, evli kadın diyorsun senin da o aydan beri sahip çıkmadığın bir kadına birileri sahip çıkınca aklın başına geldi. Erkeklik bu mu? Siz annesi babası yok mu? Erkeklik böyle mi oluyor? Bey. O zaman boşansaydı alsaydım erkeklik bu mu? Sebahattin Sezer, eşiniz, ben senin avukatını aramadın mı? Sizin eşinizin mi? Kardeşinin karısına sahip mi çıktınız o dönemde de? Buna sahip çıkmak mı diyorsunuz? Aslı Fıta. Konuştuk. Bunu kabul etmediniz. Sen çok mu sahip şimdi çıktın? Oraya çıkmış. Ben sahip çıktım ve peşindeyim. Şimdi sinirlenmek istemiyorum. Sinirlenmeyeceğim de zaten ama hayatımda program yaparken en zorlandığım şeylerden biri değer yargılarını... Beli Bey, bekleyin. Değer yargılarını bitirmiş birine laf anlatmak beni çok yoruyor. Hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Söylediğinizde de anlamıyor. Çünkü o hem bu yalan ve yanlış değer yargısız hayatın içerisinde gittiği için yaptığı her davranış onun için normal. Hiçbir anormallik görmüyor. Yaşanan her şey yaşandı ve bitti. Haz ve duygu olarak bakıyor. O yüzden size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü abla, size en ağır cümleleri kurmam lazım. Ona da benim dilim varmıyor. Sadece şunu merak ediyorum. Şengül. Yakamasın. Evliliğindeki versin yaşadığın sıkıntıları... Niye bugün videoda öyle demiyordun? Boşanalım çocuk sende Şengül kalsın git diyordun. Abla ben böyle şahsın içinde çocuğumu koymak istemiyorum. Hak adalete güveniyorum. Çocuğumu alıp 3 tane çocuğumu hadi bir arada kalmasın istiyorum. Çünkü bu normal bir anne olsa sen 4 yaşındaki çocuğu bırakıp da evden sen gitmezsin sen. Sen normal bir babasın aynı. Sen annen gibi kız kardeşin gibi siz her tarafta çocuk bırakmaya alışsınız. Aynı kendinde de insanı gibi bulmuşsunuz. Senin. Heh. Siz çok böyle insanlara layıksınız. Sebahattin, ben Sebahattin değil, Veli değil, Ahmet değil, Mehmet değil. Çok gezeceksin sen bu kafayla. Sen çok mu babasın be? Çok gezeceksin sen. Rezil. Ama ben... Her türlü alacağım çocuğumu. Evlerinize dikkat edin. Ben çocuğumu size, ben çocuğumu size yem ettirmem, ya sattırmam. Rezil. Konuşma. Babalık yaptın sen de mi? Oraya çıktın, rol sen yapıyorsun. Sen annelik yaptın. Sebahattin, Şengül buraya gelir misin? Bir de usubunuza lütfen tamam dikkat edin. Sebahattin Sezer. Efendim? Beş çocuğunuz nerede kalıyor, nerede kalıyor? İstanbul'dalar kendileri. Kimin yanındalar? Eşimin yanındalar, eşim. Eski eşinizin yanındalar. Evet. Siz velayeten çocuklarımızın hepsini bir araya topladık ve ilgileniyoruz. Şengül Hanım'ın yanında çocuğunuz kalıyor mu? Şengül Hanım'ın yanında benim çocuğum yoktur.
Siz Şengül sadece Şengül Hanım'ın çocuğuna mı babalık yapıyorsunuz? Aynen, Şengül Hanım'ın çocuğuna babalık yapmaktayım. Hala da çocuğuna diğer beş çocuğun kendi beş çocuğun günahı ne? Onlar niye babalarından mahrumlar? Onlarla mahrum değiliz. Biz sürekli görüşüyoruz. Nasıl sürekli görüşüyorsunuz? Sürekli ilgi alanımızdalar. Sürekli ilgi alanınızdalar. Çevrenizdeki insanlar Şengül'le bu ilişkiyi yaşadığınızı biliyor mu? Şu anda biliyor, herkes biliyor. Biz peki, kimseden öyle göz ardı bir iş yapmadık. Şengül Hanım'la birbirimize kaçmışsınız beraber ama. Siz bakkalı devredip gizlice kaçmışsınız. Buna kaçma denmez. Biz aynı köyün insanlarıyız. Anlaştık. Siz anlaştınız da çevrenizdekiler bu durumu anlamasın diye siz bakkalınızı devrettiniz mi? Ben ayrıldıktan sonra bakkalımı devrettim derken zaten bir abim var benim. Abimle beraberim ben zaten. Şimdi Sebahattin Bey, sahip çıktım dediğiniz kadın var ya, siz öyle bir pozisyona sokuyorsunuz. Kendinizi kahraman yapıyorsunuz ya, özellikle evlilik dışı ilişkilerde erkek kendine böyle bir misyon üstleniyor. Ben kahramanım. Bir kadın var. Kahramanlık değilmiş. Kahramanlık yok. Bakın, o yüzden canlı yayının tekrarını izleyin. Kahramanlık yaptığınız kadın eşine dedi ki, ben sana beni bırakmaman için kaçtıktan sonra tekrar evliliğim kurtulsun diye çok yalvardım. O yüzden de kendinizi çok büyük böyle erişilmez, o kadının gözünde kahraman ilan etmeyin. Sebahattin Sezer. Anlatabiliyor muyum? Bu kadın eşine dönmek için yalvarmış. Buraya geldiği zaman da mecburiyetten aslında ailemin zoruyla da bu ilişki devam ediyor diye de beyanı var. Onu bir netleştirelim önce. Ailenin zoru diye bir şey yok. Bu bizim Şengül Hanım'la anlaşmamız arasında bir durumdur. O onun yaşadığını ailesi biliyorum ben size. Birbirimize saygı duyarak bu ilişkiyi başlatmışızdır. Ailesi biliyor mu? Şengül Hanım'ın ailesinden gidip ya biz Şengül'le böyle bir ilişkiye başlamak istiyoruz diye onların kapısını çaldınız mı? Hayır, kesinlikle öyle bir söz konusu değildir. Ailesinde bir suçu yoktur bu konuda. Peki, haber verdiniz mi? Haber verdiniz mi o aileye? Şengül Hanım'la verdiğimiz bir karardır bizim. Hayır, haber verdiniz mi? Satıldı, parayla aldın. Hayır, beraber çıkarken haber vermedik. Haber vermediniz. Peki, gizlice kaçtınız mı? Gizlice kaçma söz konusu değildi. Sonra biz aynı saat içerisinde geriye döndük. Böyle böyle merak etmeyin, biz beraber izledik. Peki, bu geri dönmenin bir bedeli oldu mu size? Madem sen benim kızımla beraber olacaksın, bize bir başlık parası ver dedi mi Şengül'ün ailesi? Kesinlikle ailenin hiçbir hususunda maaşı yoktur bize. Şengül, senin ailen, siz kaçıyorsunuz ya Sebahattin'le. Sonra bu duyuluyor. Duyuluyor. Duyulduktan sonra geri dönüyorsunuz. Evet. Nereye dönüyorsunuz geri? Edirne'ye gelmiş Esra abla. Beni Bey, size sormuyorum. Bekleyin lütfen. Sen nereye var ya, bizim hayatımızı bitirdin. Bak, soracağın soru bitiyor. Dedin, kavga edin kardeşim, bir sonuca vardınız mı? Kaç ay geçti? Doğru. Vardınız mı? Bizim bu, zaten bu hali için beni bu ezdiler. Esra da bundan burada. Zaten ben bir meydan vermediler. Hep böyleydi bu. Hep evlendiğimizde ben evde böyle köle gibi. Yani Haziran'dan beri yapamadığınızı şurada 48 saatte yapmaya çalışıyorum. Burada bile izin vermiyorsunuz. Şunu merak ediyorum Şengül. Evet. Siz Sebahattin'le kaçıp herkes çevrede duyulduğunda geri geldiğinizde kimin yanına gittiniz ilk? Kimin annemin ailesinin yanına gittiniz? Annemin. Senin annenin yanına. Sebahattin de annenin yanına geçti mi, çıktı mı yani? Çıkmadılar, eve uyumadılar. Baştan kapıyı açmadılar Esra abla, yemin ederim. Baştan kapıyı açmadılar. Ben ağladım, yaptım bir şey dedim. Sonradan babam hatta dışarı bile çıkmadı. Kaç saat sonra kaçtıktan kaç saat sonra geri kaç döndünüz? Kaç saat değil, bir hafta sonra falan. Bir hafta, hafta sonra. Bir iki sana hafta kim sonra ulaştı geri dön diye? Ailen seni arıyor ya, sen bir güvence aldığın için ailenin yanına gidiyorsun. Ben dönmüyorum dedim zaten onlara. Onlar o akşam geri dön dediler bana. Yani yol yakınken, arabadayken aradılar, geri dön dediler. Yavlardı kız kardeşim falan. Sebahattin'i niye istemediler? Hani yaşın küçük, şey yapmadı da boşanmadın dediler. Yani hani yaş farkı falan var dediler. Peki bu barışmanın bedelinde senin annen, ailenden biri Sebahattin Sezer'den başlık parası aldı mı? Asla Esra abla, asla. Bir hediye aldı mı? Asla, yemin ederim asla. Bak, hediyeden kastım bir kutu çikolatadan falan bahsetmiyorum. Onun haricinde değerli bir evet, şey. Evet, anladım Esra abla, asla. Ailenle ilgili böyle çok sayıda ihbar var. Asla.
Yani annesi ya da babası iddiaları o yönde. Tamamen iddiadır. Onları, yani gelin ihbarları dile getiriyorum. Şengül'ün ailesi bunu kabul etmesinin tek bir sebebi vardır. Maddi para almışlardır diyor. Hayır Esra abla. Hı? Onun bunun annesi gildi. Mesela kıza veriyorlar. O karşı taraf bilezik falan veriyor. Mesela kızıma hani baktın diye. Kız kardeşleri de bunlar aldılar. İşte yüzü konuşsun. Bütün halaçlı köy. Senin Sebahattin'le boşanıp evleneceğini düşünen ailen de bir bilezik getireceksin dedi mi? Asla. Öyle bir şey olmadı Esra abla. Yani çıksın asla. Peki sen sonra... bu insanın geçmişte şimdi bak şöyle düşün. Bunu şöyle hayal et. Evet, senin bir erkek kardeşin var. Evet. Ve evli. Senin kocan Veli senin erkek kardeşinin karısını kaçırıyor. Sen bunu normalde Şengül olarak, insan olarak bunu affeder misin? Tabii affedilmez ama. Bak senin kocan Veli'yi, tövbe tövbe yarabbim. Erkek kardeşin var mı? Var ha. Onun karısını kaçırdığını düşün. Nasıl gözüküyor senin gözüne? Kötü de insanoğlu hata yapar hesabı işte bir şey. İnsanoğlu hata yapar. Ama bu hatanın şey vardır böyle hataların bir derecesi vardır. Aynen. Mesela bu hata değil. Senin, siz hepiniz evdesiniz. Senin erkek kardeşin geliyor, karısı geliyor, yemek yiyorsunuz. Onlar Veli'ye enişte diyorlar. Çok özür dilerim sizin üzerinizden örnek vereyim. Vereyim ki Şengül daha empati yapabilsin. Çünkü öbür türlü algılayamıyor. Hep beraber oturuyorsunuz, yemekler yiyorsunuz, sen gelinini seviyorsun, beraber ne bileyim tarlaya gidiyorsunuz, onu yapıyorsunuz, sırlarınızı paylaşıyorsunuz. Bu kadar mutlu ailenin ortasında senin yalancı kocan, sahtekar kocan, yani evin içerisine giren, bacısı olarak gördüğü, yakını olarak gördüğü kişiye farklı gözle bakıyor. Kabul edilir mi bu? Sen böyle bir adam olsaydı Veli, ne yapardın? Bunun affı olur mu senin kendi karakterinde? Her gün sofraya oturduğu... Şimdi sen bu adamın yanına bir kişi, karşı cinsten birini sokabilir misin? Sebahattin Sezer'in yanına. Bırak karşı cinsten birini, evladını sokabilir misin Sebahattin Sezer'in yanına? Değer yargıları var mı bu adamın? Sınırı var mı? Düşün Şengül'cüm. Bırak Veli'yi, Ahmet'i, Mehmet'i. Zaten benim hayatımı söndüren annesiyle bu Esra abla. Bildiğin gibi insanlar değiller bunlar. Orası söndü. Şimdi tamamen sönecek. Bak tamamen bitecek. Sen bu Sabahattin Sezer'in yanına karşı cinsten birini koyar mısın? Hangi gözle nasıl bakacağını biliyor musun? Niyetini biliyor musun? Belki karşı taraf zorlamıştır Esra abla. Ne bileyim içlerinde değildim. O zaman bu durumda Sebahattin'i yoldan çıkartan kadındı değil mi? Yani kadın da yapmasaydı. Peki sen niye Sebahattin'le berabersin? Sebahattin de desin ki ben düzgün hayatımdaydım. Geldi Şengül benim hayatımı mahvetti. Bir kadın olarak bunu söylemen de ağır. Karşındaki kadın senin önünde çırılçıplakta soyunsa, senin ailenden biri ise dönüp bakar mısın? Dönüp bakar mısın? İnsanın niyeti temiz olacak. Ahlakı düzgün olacak. İçi iyi olacak. Lütfen çocuğunuzu bu insanın yanında sokmayın. Bu insanın yanında 11 yaşındaki kızınız olamaz. Bu benim şahsi ve kadın olarak da hassasiyetimdir. Mahkemede bunu göz önünde bulundurur. İnşallah da dikkate alır. Siz gidin kendi hayatınızı yaşayın. Ama çocuklarınızı kendi hayatınızda perişan etmeyin. Hayatlarını mahvetmeyin. Nokta. Bir de hata dediğiniz şeyi tekrarlamazsınız. Yanlış bulduğunuz şeyi. Eğer tekrarlıyorsanız alışkanlıktır. Beyefendinin şöyle bir alışkanlığı var. Kendine eş olarak seçtiği kişilerin hepsi evli kadınlar. İlk, sizden önceki evliliğinde hanımefendi evli miydi? Evliydi ve... akrabalık sırrı isimli kurulmuştu. İki tane hata. Şu anda birlikte olduğu kişi yine evli bir kadın. Ben hata yaptım deme lüksü var mı? Bu hata değil. Tercih. Evli olan kadınları seçme gibi bir tercihi var beyefendinin. Bu tercihlerden biri olmayı istiyorsanız ve bu tercihin içine çocuklarınızı da sokmayı istiyorsanız
sorumluluk sizde ve sonuçlarına katlanacaksınız. Hatta şöyle güzel bir şey söylediniz. Bir tercih yapacaksan Sebahattin'le ve bundan sonraki hayatınla ilgili bir tercih yap. Sebahattin'i seçiyorsan seçebilirsin. Sen yetişkinsin. Yani çıktığın yolda, aldığın kararda sonuna kadar dimdik arkasında olacaksın. Ne yaşarsan yaşa. Belki en dibini yaşayacaksın, bunu bilemem. Ama bir tercih yap, de ki benim seçimimde ben kızımın hayatını mahvetmeyeceğim de. Lütfen bu kararı ver. Telefon attığında bir ihbar var. Sebahattin Sezer'le ilgili sanırım. Alo. 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 Hoş geldiniz yayına. Merhaba. Sağ olun Esra Hanım. Nasılsınız? Yani işte ne diyeyim? Ne diyeyim beyefendi, ne diyeyim? Esra Hanım. Buyurun. Esra Hanım, bu sabah... Lütfen, canlı yayındayız. Kayınçısının hanımını aldı. Bu fakirlerin peşinde. Yani denize düşmüş yılan hesap var ya. Hı hı. ...da kaçırdı İstanbul'da. Daha ondan kimsenin haberi yok. Kim bu 16 yaşındaki reşit olmayan kız ve ne zaman? İstanbul'da 4 sene önce bu 16 yaşında bir kızı da kaçırdı. Hı hı. Şimdi geldi köye, bakkal açtı. Hı hı. Ve tekrarında bunlar maddi durumu olmayan bir insanlar. Hı hı. Bu insanların peşinde zaten bu. Tam bir tilki. Tam bir tilki kendisi şu an. Peki o 16 yaşında reşit olmayan çocukla ilgili ne biliyorsunuz? İsmini asla söylemeyin. İsmini söylemiyorum zaten. 16 yaşındaki çocuğu 2 hafta yanında kaldı ve ailesi polis soruyla aldı geri. 2 hafta yanında kaldı. Evet. Aynı bulundukları evet, yerden mi tanıdığı, mahalleden filan tanıdığı birim? Evet, Ok Meydanı'ndan. İstanbul'da Ok Meydanı'ndan. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Başka bir şey, nasıl diyeyim size? O 11 yaşında kız var, kız çocuğu var. O Şengül'ü acıyorum. Harbiden çok acıyorum. O kızına çok dikkat etsin, onun yanında bulundurmasın. Sadece onu istiyorum. Şimdi Sebahattin Sezer'e bu iddianızı soracağız. Sebahattin Sezer. Evet. Hakkınızda 16 yaşındaki reşit olmayan birini kaçırma ile ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Bir aile sizden şikayetçi oldu mu? Şu an bu bir iftiradır. Arayan da Hamza Çavdar'dır. Kim olduğundan ziyade sizinle evet, ilgili daha önce böyle bir şikayet oldu mu? Kesinlikle böyle bir durum olmamıştır. Bu şahsı da direkt savcılığa ihbar edeceğim. Ne diye ihbar edeceksiniz? Böyle bir durum olmadığı için. Böyle insan suçlama olduğu için. Şimdi bazı şeyler söylenirken emin olunarak çok söylenir. Emin. Ben gayet eminim kendimden ve de ortadayım yani. Hiçbir yere gitmiş değilim yani. Hiçbir aile şikayetçi olmadı kızımız kayıp diye. Hiçbir her yerde araştırabilirsiniz. Peki kız kayıptır. Aile sizin yanınızda olduğunu bilmiyordu. Ama sonra sizin yanınızda çıkmıştır. Bu da mümkün. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değildir. Şu an arayan da Hamza Çavdar'dır yani. Size düşmanlık mı yapıyor? Eşini aldığım kişidir. Ne cesaret ya. Bak, duydun mu? Ne kadar şey ya. Erkeklik cümlesini duydun mu? Eşini aldığım kişidir. Veli'den de eşini aldı. Erkeklik böyle, erkeklik bu işte. Yani siz aynı zamanda da evlilik dolayısıyla da hısım oluyorsunuz değil mi? Birbirini suçlayan kişiler. Burada şimdi suçlama oranı değil. Bu durum karşısında Sebahattin Bey, Sebahattin Bey, bu kişiyle evet, size iftira atan kişiyle aynı sofraya oturdunuz mu? Kesinlikle. Ha? Ben İstanbul'da yaşıyordum, onlar köyde yaşıyordu. Ya iyi ki İstanbul'da yaşıyormuş. Bir de köyde yaşasa demek ki. Vay haline. Şengül. Kadınlar alınabiliyormuş Şengül. Alıp verilebiliyormuş. Tanımlaması bu. O tanımlamanın içerisinde yer almak senin tercihin yine. Bir an önce pislikten kurtul. Şimdi ailem hiçbir yok, evlilikte şunu savunmam yani mutsuz, kötü, giden, sorunlu bir evlilikte eğer ciddi ve büyük bir sorunlar varsa, tarafların bu konuda yaşadıkları varsa o evliliğin sürdürülmesi her iki taraf için azaptır. Çocuklar varsa daha da büyük azaptır. Bu konuda kişiler kendi adlarına, kendilerine olan saygılarından dolayı ayrılık kararı alsınlar. Ama başkaları üzerinden bu ayrılık kararı alınması kişiyi, bir seni, bir çocuklarını, bir de karşı tarafı daha da mağdur ediyor. Bunu çözmek lazım.
O yüzden bir an önce karşılıklı anlaşın, uzlaşın ve bitirin. Seni buradan uğurluyorum Şengül. Esra abla, bugün son günüm benim. Son günün hayatım. Boşanmıyor demek. Senin yalvarman lazım ona. Bir an önce boşanalım diye. Her şey ortada. Çünkü ben sana iyilik yapıyorum. Daha şöyle de bir risk var. Bunu da açıkça söyleyeyim. Yaşamış olduğum bu ilişkide gebe kaldığında, bir çocuğun olduğunda soyadınız neydi? Öztürk soyadını alacak. Senin de yalvarman lazım bitsin bu iş diye. Tamam. Burada da her şeyi kabul Allah, ettiği için bilir. Tamam, ben boşanmak istiyorum. Esra abla boşanmıyor ki. Bugün çocuğumu, bana video çocuğumu attı. Ver. Ben bak, bunları kulaklarım duyduğu halde ben bu adamın yanına çocuğumu koymam. Çocuğumu ver, git ne yapıyorsan yap. Sen yoluna, ben çocuk yoluma. Çocuk sana gelmek istemiyor ki gelmek Esra abla. Istemiyor, sana çocuğun psikolojisini bozdun sen. Çocuğun psikolojisini sen bozdun. Sen beni onun yanına kemerle dövdün. Çocuk senden o zamandan bozdun. Beri soğuk. O çocuğu döve döve odada telefonla oynamak için asla. Çocuğun psikolojisini bozdun. Annemi babamı da bunun için istemiyorsun evde. Annemi babamı da bunun için kovuyorsun evden. Onlar asıyor. Çocuğa bakıyor. Kaç yaşında insan? Ayıp sen yaptın. Yengen de, annen de, tamam mı? Rezil sensin. Senin yüzünden her şey. Peki. Hala derede yüzün denizde boğulun. O kadar söyleyeyim size. Al veli suyunu. Seni de buradan uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Tüm bu yaşamların içerisinde hala onun yüzünden, bunun yüzünden diyor dediğiniz bazı şeyleri ya algılayamıyorsunuz, ya anlamıyorsunuz, ya yorumlayamıyorsunuz. Yemin ederim çocuklarını koruyamayanlar bir daha çocuk doğurmasınlar yani. Şimdi Dilekçim, hoş geldin. Evet abla. Mehmet geliyor, kocası. Gelsin Mehmet de. Dilek Bozkurt yaklaşık bir aydır kayıptı. Dilek Bozkurt bulundu. Nuran ve Adem Kuruçay'la nasıl tanıştın? Ben Adem'i hiç tanımıyordum. İlk kez gördüm otogarda. Kendi beni Nuran'ın yanına götürdü. Kesinlikle efsane. Bile düzgün bak, doğruları anlat. Ben de zor durumda kalmayayım, sen de zor durumda kalma. Adem sana bir mağduriyet yaşattı mı? Yaşattı. Kesinlikle yalan abicim. Nuran Adaş. Beni evi Muammer tuttu kıza. Muammer'le kız tuttular evi. Bu evde aile oturuyordu zaten. Peki Nuran, o evin kirasını senden nasıl alacak? Senin paran var mı? Yok. Satıyordu. Kadın ticareti yapıyordu. 20 yıldır bu işi yapıyormuş ya. Kendi adından söyledi tamam. Açıkladı ya. Bu yaptıklarınızın altından kalkamayacaksınız. Bugün yaşanan bir son dakikayla Fuhuş'a yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen Nuran Adaş, Küçükçekmece İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nin talimatıyla ifadesi alınması için Küçükçekmece Aile İçi Büro Amirliği'ne götürüldü. Yaşananlarla ilgili o görüntüler ekrana gelecek. Aranmanız var. Birazdan polis gelir. Tamam gelsin, ben kaç. Niye kaçıyorsun? Kaçmıyorum ben. Bakacaklar kafanı, otunu kırarım şimdi. Beni sinirlendirme. Tamam, aranman var. Geliyorsun. Polis geliyor şimdi, bekle. Tamam gelsin, ben tamam, kaçmıyorum. Tamam kaçıyorsun ama. Tamam, ekipler gelecek. Bir dur işte, kaçmıyorum diyorsun. Kaçıyorsun şu an. Ne reytingi abla, konuşuyorsun ya. Kızları mağdur ediyor, ondan sonra reyting diyorsun. Bak beni sinirlendirme. Ne, vur. Ya yalan konuşma. Vur. Ben kaçak mıyım? Geldi, ben evdeydim. Dilek Bozkurt şikayetçi oldu. Beni para karşılığında erkeklerle tanıştırıyor diye. O yüzden şu an aranmanız var. Sen şu an böyle gidiyorsun diye biz çekim yapıyoruz. Mecburen. Caner Bey, ben onları noter kağıdıyla çıkarttığıma dair benim kağıtlarım var elimde. Kaçıyorsun. İkide bir kaçıyorsun değil mi lan? Kaçıyorsun şu an. Ben akşam bir çıkaramam. Tamam bekle, geliyor polis. Benim kağıtlarım elimde. Tamam polis. Bir iş yapmışım, konuşma. Dilek'le asla bir alakam yok. Ben sadece evimi kiraya verdim. Hanım, kadın ticareti yapmaktan aranmanız kesinlikle var. Kesinlikle. Ekipler gözaltına alacak. Tamam aslında benim ekip şey. Bizim de polis merkezinde. Tamam geldi. Abla tamam, bir şikayette bulunmuşlar. Tamam ben kesinlikle geliyorum. Abla ben. Şu an Nuran Hanım polis ekiplerine zorluk çıkartıyor. Onlarla gitmeyi reddediyor. Şu anda ev tutan Asya Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce Dilek Bozkurt adres tespiti yapılacak. İddiaya göre Dilek Bozkurt burada para karşılığı erkeklerle tanıştırılıyordu. Ve gördüğünüz gibi şu anda da polislerce adres tespiti yapılıyor. Polis ekipleri de şu anda da araştırma yapıyorlar içeride. Eşini arayan bir kocaydı ama tüm bu yaşananlardan sonra olayın kendisi değil, mühim olan Dilek'e yaşatılanlardan dolayı Dilek'i daha çok koruman gerekiyor. Tabii ki yanında abla. Olman ve destek olman gerekiyor. İzninizle hani Dilek bilerek hani zorlan da olsa bir hataya düşmüşsün. Ölümden başka her şeye çare var canım.
Bu yuvamız yıkılmasın. Ben boşanmak istiyorum. Şimdi bu olaylarda ismi geçen Adem Kuruçay. Sen bu ismi verdin. Evet abla. Onunla otogardan çıktıktan sonra tanıştığını, evet. senin üzerine bir telefon hattı çıkardığını, Nurhan Adaş'ın yanına getirdiğini, hatta Nurhan Adaş'a bu kız sana emanet, ne yapacağını biliyorsun dediğini, evet, ve tüm olayların öyle başladığını söyledin. Adem Kuruçay'a telefon hattına... Efendim ablacığım. Her gün abla. Yeni bir gün. Ben aynı soruyu sormaya devam ediyorum. Çünkü cevapları sizde hep değişiyor. Dilek'le nerede ve nasıl tanıştınız? Fatma Hanım'la uçağı almışlar, geliyordu. Ben yol üstüne ikisi bir el ettiler bana. Bizi falan yere bırakır mısın dediler. Hı hı. Rica ettiler. Fatma Hanım'ın evine bıraktım. Ya yalan söyleme. Kendi elinden beni aldın otogardan. Yalan söyleme. Bir gün önce de canlı yayında kamera kaydı da var. Pazarda tanıştım dediniz. Esra abla, ben eşim duymasın diye farklı konuştum. Bayağı yalan konuştunuz dediniz bana. Evet dedim. Hala da diyorum. Gerçek ne? Benim eşim kanser hastası. Hı-hı. Ya yalan söyleme ya, eşinden ayrı olduğunu söyledin. Eşimin morali bozulmasın diye böyle konuşmak mecburiyete kaldım. Hangi açıklamanız yalandı? Dileği falan tanımıyorum. Hı-hı. Ben bu işlerde yokum. Adem Kuruçay, bu işlerin tam ortasındasınız. Hem de merkezindesiniz. Telefon hattı, evin kiralanması, Nurhan Adaş'ta ortak hareket etme. Her şeyden kendinizi kurtarmaya çalışıyorsunuz. Geçti Adem Bey. Yapmış olduğunuz vicdansızlık ve çirkinliklerin elbette bir bedeli vardır. Adalet yerini bulacak. Mehmet Bozkurt konusuyla devam ediyoruz. Dilek Bozkurt'un yanında bulduğumuz Nurhan Adaş'la ilgili dün önemli gelişmeler oldu. Bunların hepsini aktardık sizlere. Ve bugünkü gelişmeyi aktarıyorum. Nurhan Adaş, Küçükçekmece Asayiş Ekipleri ve Şehit Zeki Kaya Polis Merkezi tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınmış. Şüpheli olarak ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Nurhan Adaş'ın adli soruşturması savcılık tarafından devam ediyor. Sanırım tutuksuz yargılanma süreci var. Bundan sonraki süreci sizlere aktaracağız. İfadeleri alındı. Bakalım ne olacak? Sayın Savcım'ın bu konuda vereceği kararı gerçekten bekliyorum. Ve bu karar da Nurhan Adaş'ın bundan sonra mağdur edilecek olan kadınları kullanması, üzerlerinden para kazanması konusunda bir daha sokaklarda rahat rahat dolaşmamasını gerektirecektir. Öyle düşünüyorum. Bakalım neler olacak, ama şu anda yargılaması devam ediyor. Serbest bırakılmış sanırım, evinde ya da başka bir yerde de olabilir. Mehmet Bozkurt'la dilek konusuna da geçmek istiyorum. Evliler, 4 aylık evliler, çift. 5 aslında ay oldu. Abla da bir ayımız burada geçti. 5 aylık evlisiniz değil mi? Yani 5 ay oldu. Bir de akrabasınız siz. Aynen, teyze çocuklarıyız. Teyze çocuklarısınız. Sen dileği korumak adına onunla evlendiğini söylemiştin. Korumak adına değil abla, hani severek evlendim. Sevdik birbirimizi. Kendine de soruldu. İstiyor musun bu evliliği dedi. Her kıza sorulduğu gibi evet istiyoruz dedi. Hani ben bunu severek aldım. Mağduriyetinden değil. Hani anladım. Teyzemin kızıydı. Seviyordum yani teyzemin kızından seviyordum yani, bir sevgi vardı. Sevdik birbirimizi. Kendi isteyerek evlendi zaten. Sorabilirsiniz. Herhangi bir zorla yok, bir ben şey öyle zorla olduğunu iddia etmiyorum. Aile üyeleri herkes zaten etrafınızda. Tabii. Ama yapılmaması gereken şeyler fazlaca yapılıyor, onu görüyoruz. Şimdi dün yayından sonra aslında birkaç gündür Mehmet bu süre içerisinde hiçbir şeyi duymuyor ve görmüyor. Sadece tek bir isteği var. Dilek'le yan yana olmak. Tabii. Abla ne olur Dilek'le 5 dakikada olsa görüşelim ve konuşalım dedi. Dün yayından sonra Dilek'i ve Mehmet'i karşı karşıya getirdik. O görüşme ekrana gelecek. Bakalım neler konuştular. Mehmet ne söyledi? Nasıl bir tavır sergiledi? Hangi kararı aldı görelim. Vallahi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ne yapacağız, nasıl önce bu işler? Anlaşmalı boşanacağız. Kurban olayım. Bak, rica ediyorum senden. Gel, yuvamıza dönek ya. Yok. Ne yapacaksın? Boşanmak istiyorum. Anlaşmalı tamam, boşanalım. Boşan. Ben başka bir şey istemiyorum. Tamam, anlaşmalı boşanak, sıkıntı yok da yani niye bu kadar iş başımıza geldi? Niye böyle durduk? Ya niye bildik canım ya? O yanındaki durduğun şahitler benim gibi sana bakmaz, kurban olayım, benim ciğerim yanıyor ya. Öyle deme. Anlaşmalı boşanmak için şahsın neler? Neler?
Oturup bir yerde bir yemek yiyelim abla. İmkanı varsa. Yok yemeyeceğim ben. Etme, eyleme. Ya cıktın. Tamam düşün, sıkıntı yok da. Yok, düşünmemeye gerek yok. Anlaşmalı boşanmak istiyorum. Hakkını helal et. Yani gel gidelim. Gel kurbanım gidelim. Vallahi hiç Hakkını mi? Helal et, anlaşmalı boşanmayı kabul et lütfen. Hiç mi? Hiç. Niye? Niye niye? İstemiyorum. Ya sıkıntı. Ne çoş oyu lan. Ben senin her halini yanındayım. Hiç tamam. Gel son kez. Tekrardan hakkını helal et. Sen hakkını helal et. Tamam. Biz son kez resmi çeker değil mi? Cık, cık. Tamam. Güle güle. Aç. Bana sağlıcakla. Orada dikkatimi çeken en önemli cümle, son kez sarılalım ve hakkını helal et. Bir de fotoğraf çektirelim var. Evet abla. Niye? Ne gibi abla? O son fotoğrafı niye çektirmek istedin? Hani son kez bir hatıra olsun dedim abla yani. Hatıra olsun. Yoksa telefonda milyonlarca resmi var yani. Hı hı. Hakkını helal et dedin. Tabii abla yani son kez de o söylüyorum, malım var helalleşmek. Bu bir ayrılık kararıydı. Ayrılık vallahi şu iki gün daha düşünsün abla yine. Benlik sıkıntı yok. Hani ayrılma çözümle ayrılırsın. Bir imzayla iş biter yani. Hayat gene devam eder. Ben de bir tane sen olurum, sen de bulursun. Önemli değil ama biz birbirimizi bulmuştuk daha önceler yani. Kimse kimse boş kalmaz yani. Sen gittin diye ben de tek kalmam. Ben gittim diye sen de tek kalmazsın. De biz bir tane sen buluruk, sıkıntı değil de. Gene bir ihtimal iki gün daha düşün canı. Kesin niye kararımı ya? Verdim, boşanmak istiyorum. Ya kesin kararını verdim, başlarca da yani hiç mi yolu yordam yok? Yani bu noktaya gelecek ne yaptım, onu bir söyle. Bu noktaya gelecek ne yaptım? Evliliğimizin ilk sıraları sorun olmuştu ama ben senin her şeyinle her zaman yanındaydım. Ve yine yanındayım. Ablamın Elsat'la dediği gibi bu konuda sana tam tersi daha çok yanında olmam lazım. Bir şey olmuş, Allah herkesi kimsenin başına vermesin. Düşmez kalmaz bir Allah. Düşmüşün bir tekme ben vuramam. Düşen elinden tutmak zorundayım. Gel. Tekrardan birbirimize destek olalım ya. Bu biter, sıkıntı yok, bitiririz. Yalnız ben onu söylerken evliliğiniz devam etsin, birbirinize destek olun anlamında söylemedim. Yok abla yani ayrılık ben destek olur. Ayrılık olmuş olarak olsa insani olarak manevi desteğini her zaman hissettir anlamında söyledim. Tabii abla tabii, ben gene tırnağa kanatsa gene ben koşacağım. Atamam ki. Atamam yani, kesinlikle atamam. Bilir beni. Bilmez misin Dilek? Gel şuraya 5 dakika otur lütfen. Cık, tamam canınız sağ olsun. Nasıldır normalde Mehmet? Sana karşı? İyi de. İyidir. Biraz İyi bir konuş. İnsan mıdır? Bu evliliğe zorlandın mı gerçekten? Yok zorlanmadım. Sen de istediğin, senin istediğini, ailen şartlarını bildiği halde tamam mı dedi? Efendim abla? Seni ailen niye evlendirmek istedi? Kendi istedi abla. Ben de istedim abla. Sen istersin de ailen niye tamam dedi? Ya babam öldüğü için ailem dedi kalmaz dedi, verek gitsin dedi, akrabamız dedi. Yuvasını kursun, evlensin dedi. Hani orada şöyle bir durum daha var mı? Ya Dilek de şimdi evdeyken bir tabakta ona yemek yapacağız ama zaten kendi sıkıntımız kendimize yetiyor. Dilek de gitsin başka evde yaşasın, yok, hem de evlensin gibi bir durum var mıydı? Yok. Yok. Orada da aç değildi. Benim yanımda da aç değildi. Rahmetli Hasan annem olsun. Şimdi şöyle bir durum var. Dileğin etrafında kim varsa temel hareket noktası Dileği korumak. Nurhan Hanım Dileği korumak için kira kontratı yaptı. Adem yolda kaldığı için arabasını aldı. Onların kalbi Muharrem, fesat insanlar abla. Muharrem onu kötü insanlardan kurtardı. Hep herkes koruyor onu. Ama kimse gerçekte asla. Herkes etrafında kim temel misyonu korumak. Dileği korumak. Dilek şimdi geldiğimiz noktada soru şu. Dilek korunmuş mu? Bu kişiler Dileği korumuş mu? Ya da Dileği kim korudu? Gerçek anlamda. Biz vallahi sahip çıktık abla yani. O gün keşke gitmeseydi. Yoksa biz kendine kimse git demedi hani. Şimdi sahip çıkmak bekledik. Mehmetciğim şunu da bir açıklık getirelim. Sahip çıkmak kelimesini herkes kullanıyor. Söylendiğinde etkili bir cümle. Ben ona sahip çıkıyorum. Sahip çıktığınız insandan maddi ve manevi bir beklentiniz olmayacak. Sahip tabii çıkmak abla. Çok bağımsız bir harekettir. Yani ben şimdi size şuradaki genç kızımıza sahip çıkıyorum.
Diyorum ki kardeşim senin eğitim masraflarını karşılıyorum. Sana kalacak bir yer veriyorum. Ve senin yaşamını güçlü bir kadın olmak için sana eş sahip olarak destek veriyorum. Benim seninle maddi ve manevi senden hiçbir çıkarım yok. Desteğimi verip yardım yapıp kenara çekiliyorum. Fakat biz de herkes sahip çıkmak kelimesini kullanıp hep altına bir evlilik imzası atıyor. Ben sahip çıktım diyor, yatağını alıyor. Özellikle de erkekler bunu söylüyor. Lütfen buna dikkat edin. Sahip çıkmak çok bağımsız, çıkarsız bir eylemdir. Karşı taraftan herhangi bir anlamda bir çıkarınız varsa buna sahip çıkmak değil. Sadece işi kılıfına uydurmak denir. Dilekçim karar senin. Ama bundan sonraki hayatında da istediğin gibi çıkıp şuraya gideyim, buraya gideyim de dememelisin. Sana bu saatten sonra gerçekten sahip çıkılmalı. Anladın mı? Bu arada yani sakın barışalım diye ısrarcı da olma. Ama görüşüp yani destek olmak istiyorsan manevi anlamda görüşmenizde herhangi bir sakınca da yok. Herkese iyi, sağlıklı, ailesiyle bir arada olduğu bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı haberler, hep iyi haberlere kalkalım, günümüzü öyle devam ettirelim. Yaraları hep beraber saralım. Kendinize iyi bakın. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Her türlü sorunuzda ben buradayım, yalnız değilsiniz.